yılında. Oturum başkanımız Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nami Başer ve konuşmacı hocalarımız Galatasaray Üniversitesi'nden Doçent Doktor Aliye Karakoğanlıkaya ve Ege Üniversitesi'nden Profesör Doktor Solmaz Zeyyut platformdalar. Sayın Başer, söz sizde. Evet, yöneden sorular. İlk önce antik Yunan'la ilişkilerini incelemeyi tekrarladım. Şimdi kendisine geliyoruz. Galatasaray Üniversitesi'nden, Galatasaray Lisesi'nden de mezundur. Boğaziçi'nden de mezun kendisi Ali'ye. Yöntemi anlatacak Descartes'in yöntemini. Çünkü onu en ünlü kılan özellikle yöntemiyle ilgili ki yöntem üzerine söylem diye bir kitabı var. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünden Solmaz Zeyyut Hanım'da Descartes'in kesinliği nasıl bulduğunu bu yöntem adıcıyla veya başka şeylerle anlatacak. Ondan sonra tekrardan tartışma, çatışma, çelişkilerimize devam edebiliriz. Evet, ben diyelim. Teşekkür ederim. Organizasyonu gerçekleştirenlere hem Menteşe Belediyesi'ne hem Felsefe Kültür Sanat Derneği'ne çok çok teşekkür ederim. Bu fırsatı değerlendirerek iki kişiye daha, kendileri elbette burada değil ama teşekkürlerimi minnetime iletmek istiyorum. Ben Göceğizliyim. Göceğiz'de dövüş falan köyündeyim. Hala okuyorum. İlkokulu orada okudum. Benim için sınıf öğretmenim vardı, Yılmaz Matur. Muğla merkezlendi kendisi. Rahmetli oldu, huzur içinde yatsın. Yine şimdi Menteşe Belediyesi'ne bağlı olan Yerkesikler bir hocam daha vardı. Allah uzun ömür versin, Güçlü Karakoç. Onlar belki farkında değildi ama benim felsefeye yönelmemde ikisinin de çok etkisi vardı. Huzurlarınızı kayıtlara geçsin diye teşekkür etmek istiyorum. Evet, şimdi nereden başlayalım? Sadece bazı şeylerin yanlış anlaşılmaları önlemek için bunu söylüyorum. Ben felsefenin orijinindeki anlamına çok önem veriyorum. Basit bir şey. Bilgelik ya da bilge sevgisi, sevdası, aşkı. Bunu önemsiyorum. Ve bu en azından benim yaptığım şey bu değil. Çünkü bu yapılacak bir şey. Yani sevda bu, herkesin başından az çok gelmiştir, geçmiştir. Hadi aşık olalım, hadi sevelim diye sevilmez. Felsefenin orijinin anlamında yani biraz maruz kaldığımız bir şeydir. Peşine düşersiniz, sonunun nereye gideceği belli olmaz. Ben çok önemsiyorum bu anlamdaki felsefeyi. Ama bizim, yani benim en azından şu andan itibaren söyleyeceklerimin bununla dolaylı yoldan bir ilgisi var da o değil. Yani dolayısıyla ben felsefe yapmıyorum. Ben ne yapıyorum? Belki bu yolda ilerlemeye bir katkılar olur diye bazı metinleri okuyorum. Permetli de okumuyorum. Yani zaman azaldıkça da çok eliyorum de okuyacağımı. Bazılarını okuyorum, bazılarını okumuyorum. Ha, Descartes güzel bir örnek. Yani ben Descartes'ten çok şey öğrendim. Okudum, öğrendim ama Descartes'çiyim değilim tabii. Ama şu andan sonra ne yapacağım? Mümkün olduğunca elbette başka çarem yok, kendi anladığım şekilde size Descartes'i anlatacağım. Descartes'ten neyi öğrendim? Her eserinin uygun bir yerinde, genellikle başlangıç noktasında Descartes diyor ki, kime sesleniyor? Felsefe yoluna düşenlere sesleniyor. Tam bittikleri ondan. Bu noktada önceki bölümün sonunda tam bilmiyorum bir beyefendi söyledi. Bir Aristoteles alıntısı da ben yapmak istiyorum. Tam beyefendinin söylediğini tekrar etmek istiyorum dolayısıyla. Aristoteles metafiziğinin ilk cümlesi. Diyor ki her insan doğası gereği bilmek ister, bilmeyi arzular. Şimdi böyle olunca her insan doğası gereği biraz bilgelik sevdalısı. Yani doğamız insan olmak yetiyor aslında. Felsefe için. Neyi? Bilgeliği sevmek için.
Yani insan olmak yetiyor ama ondan sonrası muhtemelen biraz gayret meselesi, biraz inatlaşma meselesi. Aynı anlama gelmek üzere belki de biraz özgürleşmeye çalışma meselesi. Yani Aristoteles'ten böyle bir şey alalım. Diyelim ki her insan doğası gereği bilmek ister. Her insan doğası gereği bilmeye sevdalıdır. Peki ne yapmak, nasıl olacak bu şey? Burada Descartes'in bana göre en değerli tavsiyesi. Diyor ki eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız, bu yola düşmüşseniz, şunu bir kez olsun yapın hayatta. Bildiğinizi zannettiğiniz her şeyi sorgulamaya başlayın. Hayatta bir kez olsun, o zamana kadar öğrendiklerinizden, o zamana kadar size öğretilenlerden, kendi kendinize öğrendiklerinizden şüphe etmeye çalışın. Hepsinden şüphe etmeye çalışın. Bunun amacı ne? Açıkça söylüyor. Yani şüphe etmek için şüphe etmek değil benim amacım diyor. Benim amacım şüphe ederek, şüphe götürmeyen bir şey var mı? Öncelikle onu bulmak. Ve ona dayanarak sonra şüphe götürenlerden en azından bir kısmını şüphe götürmez hale getirebilir miyim? Buna bakmak. Bir yanıyla çok mütevazı bir şey. Yani demiyor ki ben her şeyi öğreneceğim, her şeyi bileceğim. En baştan teslim ediyor. Gerekçelerinin ne olduğu konusunda felsefeciler farklı görüşler ileri sürebilir. Ben de kalkıp söylediğine inanıyorum. Daha arkada başka bir şey aramıyorum. Diyor ki ha, söz konusu olan vahiy ise zaten benim konum değil. Yani ben onunla ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim vahiy konusu olmayanlar. Çelişiyorlar. Çeliştikleri noktada muhtemelen bir uzlaşma yolu muhakkak vardır. İkisi çelişir hale geldiğince. Bunun gerekçeleri farklı olabilir. Neyi kastediyorum? Kimisi der ki, Descartes'e inanarak söylüyordur, iyi bir Hristiyandır. Kimisi der ki, yok kiliseden korkar, onlarla hiç çatışmamak için böyle bir yol tutar. Bilmiyorum yani, niyet okumayı sevmiyorum, yazdıklarını okumayı seviyorum. Evet, ben bunu çok önemsiyorum. Bunu sadece Descartes söylemekle kalmaz. Başka filozoflar bunu bazen adını vererek, bazen başka bir isim altında, başlangıç noktalarında dile getirirler. Descartes'e özgü değildir ama Descartes'ten sonraki ister daha empirist, tecrübeyi önemseyen filozoflar olsun, ister akılcı filozoflar olsun, benzer cümlelerle başlarlar ve hatta hocamız söyledi, genellikle şeyin adı, eserlerin adı insanın insan anlama yetisi üzerine inceleme, sınırları, sapaklığın eleştirisi gibi hep kartezyen projeyi anımsatan şeylerdir, kitaplardır. Bu önemli. Ben bunu niye bu kadar şey yaptım, söyledim size. Yani ben de size bir şey tavsiye edecek olsam, şu andan itibaren benim söyleyeceklerime de inanmayın. Şu andan itibaren benim söyleyeceklerimde Descartes'in yöntemiyle bir şeye alın, şüphe testine tabi tutun. Bu eğer bu şüphe testine dayanabiliyorsa, o zaman bunda bir değer vardır. Dayanamıyorsa yoktur. Ha, benim söylediklerimi şüphe testine tabi tutmak çok kolay. Descartes'in metinlerini açıp bakacağız. Yani diğerleri kadar zor bir şey değil benim söylediklerimi test etmek. Fikren, düşüncede eğer bir mesafe kat etmek mümkünse benim tecrübem sadece bu kadarını söylüyor. Bu zor bir şey de değil. Şunu hemen şey yapmak istiyorum ama Descartes'le birlikte şüphe etmek bizi bilgili yapmaz. Yani bilenin karşısında şüphe edenle bilmeyen eşit derecede bilgisizdir. Bunu Descartes çok fazla okunmayan, bunun nedeni kendi ölümünden 50 yıl sonra falan yayın
yayınlanmış olması. Türkçe'ye aklın idaresi ya da aklın yönetimi için kurallar diye çeviren eserinde ikinci kural olarak söyler. Yani sanmayın ki şüphe edebiliyoruz diye bir şey biliyoruz. Tekrar göre söylüyorum. Yani şüphe etmekle bilmeyenin durumu bilen karşısında aynı bilgisizlik, aynı cehalet seviyesidir. Ama şu şüphe edenin bir avantajı vardır edebilenin. Kime karşı? Şüphe edemeyene karşı. Her duyduğunu, gördüğünü, yaşadığını, bildiğini zannettiğinden hiç şüphe etmeyen, kesin kesin emin olan, her bildiğini, hep her doğruyu ben biliyorum sanan kişinin durumu hem şüphe edenden hem de elbette bilenden hem de hiç bilmeyenden daha kötüdür. Yani en kötü bilme açısından insanın içinde kalabileceği en olumsuz koşul ben biliyorum demektir. Bu da felsefenin esasında olan tevazuyu ya denk düşmesi açısından bence önemli bir şey. Ha, benim burada esas anlatmak istediğim şüphe etmek nasıl? Şimdi Descartes'in şüphe etmekten kastettiği şeyin ne olduğunu konuşmanın sonunda söylemek istiyorum. Teknik olarak o şekilde söylemek istiyorum. Şüphe edebilir miyiz acaba? Yani her şeyden, herhangi bir şeyden şüphe etmemiz mümkün mü? Şimdi ben buradayım, siz benim karşımdasınız. Ben sizin karşınızdayım. Bunun şüphe edecek bir tarafı var mı? Şüphe götürecek bir tarafı var mı? Descartes'e göre var. Var çünkü her birimiz diğerimizi ancak beş duyu yoluyla algılayabiliyoruz, idrak edebiliyoruz. Duyular bizi zaman zaman yanıltıyor. Zaman zaman yanılttığına göre her zaman yanıltabilir. O zaman başka sağlam bir temele oturtmadığımız sürece beş duyu yoluyla öğrendiğimizi zannettiğimiz her şeyden şüphe edebiliriz. Bunlardan şüphe edebiliriz. En basit haliyle hepimiz her an rüya görüyor olabiliriz. Biz rüyada da birçok şey görüyoruz. Rüya görürken rüya gördüğümüzü fark etmiyoruz. Yani uyanıkken diyelim ki nasıl mutlu olacaksak rüyada da sanki gerçekmiş gibi mutlu oluyoruz. Yani rüyanın rüya olduğunu biz ancak rüyadan çıktığımız zaman anlayabiliyoruz. Birincisi bu, şüphenin ilk aşaması. İkincisi, Descartes için önemli bir nokta bu. Buna rağmen şüphe götürmeyen bir şey var mı diye soruyor. Var. 3+5, rüyada da görsem 8. Uyanık olsam da hesaplasam yine 8. Üçgenin rüyada da olsa görsem üçgeni 3 tane. Rüyada da görsem üçgenin iç açılarının toplamı 2 dik açıya eşit. Uyanıkken de hesaplasam eşit. Peki bundan şüphe edebilir miyiz? Bu teknik açıdan da önemli bir nokta. Evet edebiliriz. Neden? Şu şartla, biraz önceki şartla değil, benim doğam aldanmaktan ibaret olabilir. Ben öyle yaratılmış olabilirim ki, tamamen aldanacak şekilde, ne düşünsem, neye inansam, neye güvensem, tamamen aldanacak şekilde yaratılmış olabilirim. Doğam bundan ibaret olabilir. Teknik bir şekilde söyleyecek olursak, benim her şeyin en mükemmeli olarak ve tüm mükemmelliklerin bir arada bulunduğu varlık olarak düşünülen Tanrı değil de Tanrı kadar güçlü, her açıdan Tanrı kadar güçlü ama tüm gücünü beni yanıltmaya sarf eden bir varlık yaratmış olabilir. Bunun adı kötücü. Böyle bir varlığa Tanrı diyemeyeceğimiz için beni Tanrı değil de kötücü yaratmış olabilir. Bu durumda ben her konuda zaten yanılıyorumdur. Eğer her konuda yanılıyorsam bana çok kesin görünen matematiksel, geometrik konularda da yanılıyorumdur.
Dolayısıyla bunlar da şüphe götürebilir. Küçük bir şey açıklama, teknik bir açıklama, Descartes'le zorunlulukla kesinlik aynı şey değildir. Yani başka filozof için kesin olan her şey zorunludur, zorunlu olan her şey kesindir. Zorunluluğun zıttı olumsallık diye çevriliyor, kontenjans. Zıttı da mümkün olan şeyle, olanlardan zıttı da mümkün olan şeylere olumsal, ihtimal, muhtemel, kontenjan diyoruz. Zorunluluğun zıttı kontenjanstır ve Descartes'te kesin olanlar da olumsaldır. Kesin olanlar da ihtimal dahilindedir. Neden? Çünkü Tanrı eğer isterse matematiksel olanlarda dahil olmak üzere her şeyi geliştirebilir. Yani Tanrı için zorunlu değildir 2 artı 2'nin 4 yapması. Bunu böyle zorunludur dersek biz buna Tanrı'nın gücünü, iradesini, kudretini sınırlamış oluruz ki bu Tanrı düşüncesine sığmaz. O nedenle Descartes'e göre Tanrı zaten her şeyi her an yaratmaktadır. Tanrı'nın bir şeyi bir kere yaratmasıyla her an yaratması arasında hiçbir fark yoktur. Hatta fiziğin toparlanabilmesi için bu zorunludur. Her an yeniden yaratıyor olması zorunludur. Matematiksel olanlar da şüphe götürür. Neden şüphe götürür? Tanrı isterse başka türlü olabilecekleri için şüphe götürür. Zorunluluk Descartes'ta sadece Tanrı için düşünülebilecek bir şeydir. Tanrı'nın yarattıklarından hiçbirisi zorunlu değildir. Çünkü herhangi birine zorunlu demek, matematiksel olanlar dahil Tanrı'nın gücünü sınırlamak olacaktır. Bir karşı örnek olması için söylüyorum. Leibniz'e göre mesela Tanrı matematiksel olanları değiştiremez. Değiştirmeyi istemez. Çünkü zaten onlar zorunludur. Yani şöyle, Tanrı'nın aklını da, Tanrı'nın düşüncesini de, Tanrı'nın idrak gücü içinde geçerli olan yasalar, matematiksel olanlar. Descartes ile Leibniz arasında böyle bir şey vardı. Descartes'in matematiksel olanları şüpheli görmesinin esas nedeni bunların zorunlu olduğunu, bunların kesin olduğunu söylersek Tanrı'nın özgürlüğünü ihlal etmiş olma düşüncesidir. Eğer Tanrı özgür düşünülemezse, Tanrı var ya da yok önemli değil. Ama bir düşünce mevhumu olarak Tanrı özgür düşünülemezse insanın özgür olması mümkün değildir. En mükemmel varlık özgür olmazsa sonuçta birçok açıdan kısıtlı bir varlık olan insanın özgür olmasının imkanı yoktur. Bu nedenle matematiksel olanların da şüphe götürür addedilmesi Kartezyen felsefede sadece kendi başına değil, matematiksel olanların kurumları açısından değil, özgürlükle olan bağlantı nedeniyle de çok çok önemlidir. Buna rağmen şüphe edemeyeceğim bir şey var mı? Evet var. Bu noktayı çok uzatmak istemiyorum. Çünkü hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Descartes'e göre şüphe düşünmektir. Düşünüyorsam, düşündüğüm sürece kendimi bilmemem, olmamam mümkün değildir. Çünkü şüphe ettiğimden şüphe edemem. Hem şüphe ediyor, hem şüphe etmiyor olamam. Şüphe ettiğimden şüphe edemeyeceğim için, şüphe etmek, düşünmek olduğu için, düşünüyorken, bu da sadece birinci tekil şahısta geçerliliği olan bir düşüncedir. Düşünüyorum, benim, varım. Düşüncesi ancak birinci tekil şahısta söylendiğinde anlamlı olabilecek bir şeydir. Yani şunu demek istiyorum. X düşünüyor, o halde var değil. Ben düşünüyorum, o halde varım. Ben düşünen olarak varım. Descartes'e göre bu evet aradığı, işte o arşivetinde aradığı her şeyin dayanağı olacak olan noktadır. Ben kendimi düşünürken olmadığımı düşünemem. Hem düşünüyor
hem de olmayan olamam. Düşünüyorsam benimdir, varımdır, düşünen olarak varımdır. Şimdi bu buraya nasıl vardık? Şüphe bildiğimizi zannettiklerimizi der, şüpheli olanları, şüphe götürenleri tespit ettik. Bir tane şüphe götürmeyen bir şey bulduk. Yani neler? Hisle tanıdıklarım, matematikle tanıdıklarım, onlarla beraber Tanrı diye düşündüğüm, dikkat edin bunların hepsi şüphe götürür. Sadece düşündüğüm sürece kendim olmam, ben olmam, olmam şüphe götürmez bir şeydir. Descartes'a işte modern insanı başa aldı, özneyi başa aldı dememenin nedeni, en büyük nedeni bu ama bu fikir öncesinde vardır. Yani felsefe tarihinde öncesinde vardır. Descartes'in bununla ilgili vurgusu farklıdır. Ve bununla beraber gelen bazı şeyler vardır. Şimdi güzel. Düşünüyorum varım. Düşünüyorum benim. Descartes burada bir adım daha atar. Yani sadece düşünenin ben olduğumu söylemekle yetinmez. Benim de sadece düşünen olduğumu söyler. Yani ben dediğim şey, düşünen olarak ben kendimi tanıyorum ben olarak ama ben de düşünmekten başka bir şey yapmaz. Düşünen ben olduğu gibi ben de düşünenim. Benim tek aktivitem, tek yaptığım şey düşünmektir. Şimdi bu ne demek? Bu önemli bir nokta. Descartes'in şöyle bir sözü var. Bunu başka filozoflar da sık sık benzer şekillerde dile getirirler. Kelimelerin anlamları konusunda anlaşsaydık ya da filozoflar kelimelerin anlamları konusunda anlaşsalardı ortada çok fazla tartışacak bir şey kalmazdı diye. Neredeyse hiçbir şey kalmazdı der Descartes kelimelerin anlamları konusunda anlaşsaydık. Ben büyük ölçüde hak veriyorum. Anlaşmazlığın sadece bir dil meselesi olduğunu düşünmüyorum ama dil ve kelimelerle kastettiğim lerimiz konusundaki anlaşmazlığın bizim birçok noktada esas meseleye şey yapmamızı hukukumuzu engelleyen bir konu oluyor. Yani kelimelerle düşünmek, kelimeleri tartışmak, o kelimelerle konuşmak istediğimiz konuların değerlendirmemizin önüne geçen bir şey. Descartes bence bu konuda da haklı. Bunu niye söylüyorum? Descartes'in çok özel bir düşünce anlayışı var. Yani düşünceden daha öncekilerin anladığını anlamıyor. Daha sonrakilerin anladığını da anlamıyor. Çok özel, spesifik bir şey var, anlayışı var. Düşünmek ne demektir diye soruyor. Şimdi şeyden okuyacağım. Onun kendi çevirini okuyorum. Felsefenin ilkeleri. Birinci kitap, madde 9. Düşünmek kelimesinden anladığım, kendimizin dolaysızca farkına varabileceği şekilde bizde olup biten her şeydir. Bu nedenle sadece idrak etmek, istemek ama ben buna murad etmek demeyi tercih ediyorum. Murad etmek, hayal etmek, ben tahayyül etmek demeyi tercih ediyorum. Hissetmek, başkaları duyumsamak diyor, ben hissetmek tercih ediyorum. Yani sadece idrak etmek değil, murad etmek, tahayyül etmek, hissetmek de düşünmek ile aynı şeydir. Ne manada? Bizde olup biten ve dolaysızca farkında olduğumuz etkinlikler olarak, dolaysızca farkında olduğumuz fiiller olarak. Bu bana göre çok özel bir düşünme şeyi. Şunu da söylemem lazım. Mesela Yunanca'da bu manada düşünmeyi karşılayan tek bir kelime yok. Biz bugün Yunan felsefesini konuşurken birçok şeye düşünme diyoruz. Onların hepsinin ayrı kelimeleri var. Fransızca'da kullanılan, Descartes eserlerini bazıları Fransızca yazıyor, önce bazılarını Latince yazıyor, sonra çevriliyor falan ama Fransızca'da genel olarak kullanılan pense kelimesi bizim düşünme dediğimiz şeyle en azından uzlaşma düzeyinde yaklaşık olarak aynı anlamları olan kelimeler. Şimdi burada bu düşünme anlayışında ya da düşünmeden anlaşılan bu düşünme anlaşılsın diye yapılan bu açıklamada bana göre en
en önemli olan nokta dolaysızca farkında olduğumuz her şey. Yani bizde olup bitecek, biz kimsek desek onu henüz bilmiyoruz. Olup bitecek her şey ve biz bunun dolaysızca farkında olacağız. Eğer böyle bir durum varsa bunun adı düşünmedir. Şimdi hissetmek dolaysız mıdır? Bir farkındalık olarak dolaysızdır. Ama bir organ gerektirmesi açısından dolaylıdır. Yani hissetmeyi, duyumsamayı biz cisimle gerçekleştirilen bir şey olarak cisimsel mekanizması açısından ele alırsak bu elbette bir düşünce değildir. Ama orada olup bitenin farkına vardığımızda Descartes'e göre bu bir histir ve düşüncedir. Şimdi bu niye önemli? Şu nedenle önemli. Descartes düşünmeyi iki ana gruba ayırıyor. İlkeler 32. madde en güzel anlattığı yerlerden birisi. Diyor ki, yine okuyorum. Bizde iki tür düşünme vardır. Yine aklımıza sığınarak müdrik edeceğim, anlama yetisi demeyeceğim. İdrak etme yetisi yani. İdrak etme yetisinin algısı ve iradenin fiili. İki tür düşünme var. Yani biraz şeyle, kendi kelimelerimle daha basit söyleyeyim. İki tür düşünme var. Biri idrak etmektir, biri de murat etmektir. İdrak şeyleri nelerdir? Türleri. Hissetmek, hayal etmek ve saf akli şeyleri algılamak idrak etmekten başka bir şey değildir. Saf akli şeyleri algılamak ne demek? Descartes'in dilinde hissetmeden, hayal etmeden farkında olmak demek. Yani hisse ve hayale gerek duymadan farkında olmak. Demek ki bunun en iyi ve belki de bence hakkınca tek örneği kendimize yönelik bilincimiz. Biz kendimizi hissederek bilmiyoruz. Hani düşünüyorum, varım ya, düşünüyorum benim ya. Bizim burada hissederek bildiğimiz bir şey yok. Çünkü hisle ilgili her şeyi aslında şüphe altına koyduk. Aynı şekilde hayalle ilgili sureti, resmi yapılabilecek her şeyi de şüphe altına aldık. Şekiller, geometri vesaireyle sayesinde. Buna rağmen saf akli bir şekilde kendi kendimizin farkında olduğumuzu söyleyebildik. Dolayısıyla hissetmekte, tahayyül etmekte, saf olarak akletmekte Descartes'e göre idrak türleri. İkincisi ne? İkincisi irade. Bunların arasında irade fiilleri arasında arzulamak var. Tiksinmek var. Kaçınmak yani. Tiksinmek olmasa bile kaçınmak var. İlginç olan üçünü söyleyeceğim. Bunlar çoğaltılabilir. Onaylamak, bir şeyi tasdik etmek. Yani Türkçe söylemek gerekirse bir şey hakkında dır demek. Yani elma yeşil, elma yeşildir demek. Ya da reddetmek. Elma yeşil görüyorum, idrak ediyorum ama elma yeşil değildir demek. Yani onaylamak ya da reddetmek. Ve bir de şüphe etmek. Bu üçü iradenin fiilleri. Şüphe, iradenin fiilleri arasında bizim konumuz açısından ilginç olanlar daha doğrusu. Şüphe etmek, onaylamak, reddetmek. Onaylamak ve reddetmekten Descartes sadece hüküm verdik olarak bahsediyor. Şimdi o zaman şüphe etmek ne demek? Şüphe etmek, hüküm vermekten imtina etmek demek. Yani elmanın yeşil olduğunu görüyorsunuz. Muhtemelen bizim elimizde değil, karşımıza bir elma konduysa, o geometrik yapıda bir cisim konduysa karşımıza ve o fizik yapıda diyelim bir cisim konduysa, biz muhtemelen bu belirli bedensel mekanizmayla onu yeşil elma olarak, eğer bedensel mekanizmada bir aksaklık yoksa, ışık vesaire hepsi yerli yerindeyse yeşil elma olarak göreceğiz. Ama değildir demek, bu idrak
ile ilgili bir şey değil. Bir değildir tamamen iradenin fiilleri, iradi olarak gerçekleştirdiğimiz fiiller olduğu için iradi olarak da geri çekebileceğimiz fiiller. Şüphe etmek bu demek. Şüphe etmek kendimizi paranoya olarak kaptırmak demek değil. Gördüğümüzü zannettiğimiz, bildiğimizi zan dünyası yani bunlar. Bunların zan olabileceği, zandan ibaret olabileceğinin bilincinde olmak ve hükmü askıya almak. Daha sonra fenomenoloji de sık sık kullanılacağı gibi ya paranteze almak ya askıya almak değildir, değildir diye en genel tabirle hükmün çoğunluğu manasında ahkam kesmek. Yani dolayısıyla eğer bir şey bilmek istiyorsanız bir sağlam bir zemin bulacaksınız. Descartes onu kendi bilincinde buluyor. İkincisi de ahkam keserken, hüküm verirken vermeden önce iyi bir incelemeden geçireceksiniz. Bildiğiniz sağlam şeylere, sağlam olduğunu bildiklerinize bağlamaya çalışacaksınız. Ha, bu da neye veriyor? Bunu da yine ilk bahsettiğim kitabı okumuş olanlar bilir. Sanırım böyle bir çalışma yürütmüşsünüz. Gördüm. Çok da hoşuma gitti o kitabı okumuş olmanız. Ha, o nedir? İki tür bilme yolu vardır. Biri dolaysızca bilmek. Bunun adı Türkçe'de bazen sezgi deniliyor, bazen görü deniliyor. Ben görü demeyi tercih ediyorum. Eğer bazı şeyleri, bir ya da birkaç şey, sayısının bir önemi yok. Dolaysızca bilmezsek, dolaylı olarak hiçbir şey bilmemiz mümkün değil Descartes'e göre. Bu tür bildiklerimizin adı görü. Bunlardan hareketle yine görüler sayesinde ürettiklerimizin adı da dedüksiyon Fransızca'da. Zaman zaman çıkarım diye çevriliyor. Başka yerde doğru olabilir ama Descartes için doğru değil. Burada türetme, yani bildiklerimizden bilmediklerimizi türetme işi bu. Her adımının hakkını, hesabını vererek. Bunlardan başka da şey yok, bilme yolu yok Descartes'ta. Bunlardan başka da bilme yolu yok derken bir vahiy kapısı her zaman açık. O bizim konumuzun dışı. Descartes'in esas karşı çıktığı ne? Kıyas mantığı. Yani şeyden itibaren gelen Aristoteles'in tam bir halde sunduğu, daha sonra Kant'ın iddiasına göre ufak tefek inceltmeler yapılan mantık. Descartes bunu Kant'tan çok öncesinde, yani diyalektik diye anılan şey, ama Platon'daki haliyle diyalektik, diyalektik bizi bilgiye götürmez Descartes'e göre. Bilmek için iki yolumuz var, görülemek ve o görülerden türeteceklerimiz, adım adım türeteceklerimiz. Bunlar, bu ikisi arasında, yani görü dediği şey, diğer eserinde saf akli idrak dediği şeyle aynı şey, dolaysızca bilmeyle aynı şey, kendi kendini bilmem gibi. Dedüksiyon dediği, türetme dediği şeyde hüküm bilinmesi için hüküm gereken şeylerin şüpheli olmaktan çıkarma yöntemi. Dedüksiyonu bu. Şüpheli, ilk başta şüpheli adettiklerimiz, mesela matematiksel olanlar, bilgi açıdan şüphe götürür şeyler bunlar. Tanrı isteseydi bambaşka bir matematik olabilirdi ya da hiç olmayabilirdi her neyse. Bunları, şüpheli gördüklerimizi ne sayede? Tanrı'nın varlığını mesela ispatlamak sayesinde, Tanrı olduğuna göre bu konularda yanılıyor olamayız diyerek sağlam bildiğimiz yerlere bağlayabilmek, bir manada indirgeyebilmek. Evet, bu dolayısıyla ikili idrak ve irade halindeki ikili, iki katmanlı düşünme anlayışı bize sağlam bilmenin iki yolu olarak görü ve türetme adı altında Kurallar adlı kitabında, ilk eserinde, yani yayınlanması çok sonra olsa da ilk yazdığı eserde
zaten veriliyor. Ben yani aralarında çok önemli farklar olabilir işin uzmanları açısından. Dört eserinden söz edeyim. Kurallar, Türkçe'ye aklın yönetimi için kurallar diye çevrilmesi bence doğru değil. Birincisi yönetim değil söz konusu olan yöneltme. İkincisi akıl değil zihin. Yani zihnin bir şeylere yöneltilmesi, bu zihni nereye nasıl yönelteceğimizin kuralları. Akıl bir yere yöneltilebilecek bir şey değil literatüre göre. Çünkü hep yasayı koyan, yöneten aslında. Yani aklı yönetemezsiniz. Akıl bir şeyleri yönetirse iyi olur diye bir beklenti var. Akıl yöneten, yasa koyan. Başka ne söyleyeceğim ben size? Evet, esas söylemek istediğim bu. Yani ikili düşünme sistemi, idrak ve irade olarak iki katmanlı düşünme sistemi ve iki kesin bilme yolu olarak görüme dedüksiyon. Kısaca bir şey söylememe izin verin. Aslında ben bunları hani biraz da bunların daha heyecan verici karşılıkları ne olabilir oradan da anlatıyorum. Hüküm vermekten imtina edebilmek, yani şüphe edebilmek, hepimizin tecrübe edebileceği ilk özgürlüğümüz. Bizim özgürlüğümüz en kaba olabilir, en temel olabilir, ilk olabilir. Kendini bu şekilde biz nasıl özgür olduğumuzu düşünürüz. Tam da bu nedenle hüküm vermekten çekinebilmek, hükmü askıya alabilmek bizim özgürlüğümüzün en temel, en alt ve en kaba basamağıdır. Buna kayıtsızlık diyoruz. Yani ne lehte ne aleyhte, ne elmanın yeşil olduğunu onaylıyorum ne de reddediyorum. Yani bunu yapmama hakkım var. Yani elmanın yeşil olduğunu görüp inanmama hakkım var. İnanmamak yeşil olmadığına inanmak anlamına gelmiyor, dikkat edin. Ya da yeşil olmayan bir elma olduğu anlamına da gelmiyor. Sadece bir mesafe koymak anlamına geliyor. Biz özgürlüğümüzü temel olarak bu şekilde tecrübe ediyoruz. Zaten bunu tecrübe edemeseydik, şüphe de edemezdik. Her gördüğümüzü doğru zannederdik ki birçok filozofa göre de durum böyle. Yani eğer bu iki katmanlı düşünce ayrımını yapmaksak ne demek istiyorum? Hükme tabi olan düşünceyle hükme tabi olmayan düşünceyi ayırmazsak, mesela ileride Kant'ın yapacağı gibi her düşünceyi hükme tabi hale getirirse bizim şüphe etmemiz kolay değil. Şüphe ettiğimizi zannettiğimiz durumlarda dahi biz hep başka bagajları taşıyor olabiliriz. 5 dakika. Tamam. Bitiriyorum zaten. Evet. Ha, bununla birlikte iki noktayı söyleyeyim. Descartes en başında der ki bu şüphe meselesini bilmeye, bilgiye ulaşmak için şüpheyi, şüphe aşamasından geçmeyi anlatırken ama bunları bu şüpheyi pratik meselelere uygulamayın. Yani çünkü hayat bizim şüphelerimizin sona ermesini beklemez. Ben önce bir şüphe edeyim, kendim var mıyım, Tanrı var mı, başka insanlar var mı, acaba bu dünya var mı, göründüğü gibi mi? Hayat bunu beklemez. Hayat her an devam eden bir şeydir. Ve orada biz daima her an karar almak zorundayızdır. Dani Hoca'nın bahsettiği diskurun sanırım yanılıyorsam düzeltin. Üçüncü bölüm. Üç ya da dört bilmiyorum ama üç galiba. Orada birkaç tane basit şey yapar, kural verir. Ama kendisi de söyler. Bunlar hep geçici, tedbir, önlem olarak. Benim önerebileceklerim bunlardır der. Bunların arasında ne var? Benim en sevdiğim, tabii en hoşumuza gidenleri hatırlıyoruz. Benim en sevdiğim der ki, İki tarafta eşitse, karar alamıyorsanız, rastgele bile olsa birinden birini seçin ama ondan sonra o yoldan dönmeyin. Ormanda nereye gideceğinizi bilmiyorsanız bir yol seçin. Belki sizi tam gitmek istediğiniz yere götürmez ama ormandan çıkmanızı sağlar.
bir oraya, bir buraya, bir şöyle, bir böyle dolaştırmayın. Bunlar kimin için? Henüz özgürlüğünün ya da özgürleşmesinin en alt basamağında olanlar için. Bir şey daha söyler bence uygun. Güvendiğiniz insanları taklit edin. Eğer gerçekten bilmiyorsanız nasıl bir davranışta bulunmanızın doğru olduğunu, ne yapmanız gerektiğini gerçekten bilmiyorsanız güvendiklerinize sorun. Ya, bu güvendikleriniz çevrenizde de olabilir, kitaplarda da olabilir, başka yerde de olabilir. Nereye kadar kendi kararınızı kendiniz verecek olgunluğa varıncaya kadar. Bildiğiniz sürece doğru bildiğiniz yoldan şaşmayın ama tabii ki her şeyi bilmiyoruz, hayat bizi beklemiyor, o meseleler şüpheye gelmez, o durumda da işte uygun birkaç kural. Descartes'in esas kendi özgürlük ve ahlak öğretisi bu eserlerinden sonra yazdığı ruhun tutkuları diye dilimize çevrilen eserinin ki en son eserlerinden birisi son bölümlerinde özel olarak yer alır. Bir de Prenses Elizabeth'le yazışmalarında yer alır. Orada Kant ahlakının neredeyse önceleyen bir ahlak öğretisi geliştirir. Tabii ki tamamen aklın dışında. Yani şunları konuşmadık. Bu noktada onu anlatmama izin verin. Descartes'e hep güvenist diyoruz. Descartes güvenist değildir. Eğer burada kastedilen substans, töz, cevher dualizmi ise Descartes açık 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 yazar. Bir tane cevher vardır. Substans vardır. O da tanrıdır. Çünkü başka her şeyden bağımsız olarak mevcut olarak düşünülebilecek şeydir Descartes'e göre cevher. Bu var ya da yok sadece tanrıya uygulanabilecek bir şeydir. Ha diğer ikisine de ruha da maddi olanına da başka bir manada cevherlik atfedilir. Çünkü bu ikisi de birbirinden bağımsızca mevcut şekilde düşünülebilir. Bunlar birbirlerinden bağımsız olarak mevcut oldukları anlamına gelmez. Ama ben kendimi nasıl cisimsel olan her şeyi dışta bıraktığım halde düşünerek bilebildiysem, yani düşünce bu manada cisimden tamamen bağımsızdır. Aynı şekilde de cismani olanın, cismani olan ne? Uzamlı olan, yer kaplayan, uzamlı olanın da var olmak için bana ihtiyacı yoktur. Ama bunlar ikisinin birbirinden bağımsız olarak var olduğu anlamına gelmez. Bunlara da Descartes der ki, bunlara da eş sesli olarak, eş sesli olarak substans diyebiliriz. Birbirlerinden bağımsız olmaları manasından. Tek cevher olan Tanrı'dan bağımsız olmaları manasında değil, birbirlerinden bağımsız olmaları manasında eş sesli olarak cevherleyebiliriz. Ne demek? Bu Aristoteles'ten tabii yine gelen bir şey. Ata at demek de, at resmine at demek. İkisine de at diyoruz ama ikisi aynı manada at değil. Atın atlığıyla, resimdeki atın atlığı farklı atlıklar. Tek cevher var, Tanrı'dır. Diğerlerine de denilebilir, ne manada? Birbirlerinden bağımsız ve eş sesli olarak. Ha, bunun özgürlük meselesiyle ilgisi ne? Özgürlük meselesi şu, tabii ki insan, ha, düşünüyorum, varım, benim ya, orada var olan insan değil, ruh. İnsan Descartes'e göre ruhla bedenin beraberliği, birlikteliği, ruhla beden, ayrı olarak var olabilecekleri halde beraber nasıl? Tabii ki Tanrı'nın gücüyle. Tanrı ayrı olarak var olabilecek şeyleri beraber yapabilecek bir güç. Bir arada tutabilecek bir güç. Descartes'e göre. İstese ayırırdı, o da ayrı. Nasıl olacak? Descartes'e göre. Cisim beni etkilediği sürece, yani cisim benim ruhumu etkilediği sürece ben özgür değilim. Ancak cismimin, bedenimin ihtiyaçlarını, arzularını karşılar haldeyim. Bütün gücümü ona sarf ediyorum.
Özgürlük ne zaman başlar? Tıpkı daha önceki konuşmalarda hocalarımızın belirttiği gibi ihtiyaçların ötesine geçmeye çalıştığımız zaman başlar. Ama bundan şu anlaşılmamalıdır. Önce bir ihtiyaçların hepsini karşılayayım. Ondan sonra hadi özgür olmaya başlayayım. Böyle bir imkan sınırlı bir varlık olarak insan için yok. İhtiyaçlardan vazgeçip bazen özgürleşmeye çalışmak gerekiyor. Bazen de ihtiyaçlarımızın ne olduğunu bize dayatıldığı şekliyle değil, kendi kendimize belirlememiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. 5 dakika geçti zaten. Daha fazla da geçirdim. Ali'ye bana arkadaşım olmuşsun Ali diyorum. İnanca bildir dediği için bildirdim 5 dakika var diye. Teşekkür ederiz. Ben bazı kitapları Türkçe çevirdim bilmiyorum. Öğrendim. Sadece Gülay'a yaptır ettiğim gibi iyi diyorum. Ben hep bilmiyorum Türkçe çevirdim. Ne oldu şimdi? Takip etmiyorum maalesef. Çevirelim diye bir kusurum. Şimdi de sonuna zanım bu metoddan ayrı veya bağımsız olarak kesinlik problemiyle ilgili konuşacak, size ona veriyorum. Teşekkür ederim. Soruları geri sonra alacağız. Tamam. Ali'nin özeti benim işimi de kolaylaştıracak bir taraftan. Bazı yerlerde de pişti olduk, hatta yani kelime seçimlerinde bile o da hoşuma gitti doğru. Aynen. Yani aynı kelimeleri demeyi tercih ettiğimizi gördüm. O da gayet iyi geldi bana. Şimdi nereden başlayayım demiştin sen? Hakikaten çok zor bir soru. Ve Descartes'in felsefe tarihi açısından dönüp sorduğu bir soru bu. Nereden başlayacağım sorusu felsefenin en zor sorusudur da. Ve hiçbir şey de olmasa bile Descartes en azından bunda yerden göğe kadar atlatır. Nereden başlayacağım sorusu en zor yanıtlanacak sorudur. Ve Descartes işte tam da bu soruya yanıt bulayım derken yerle göğü yeksan eder. Böyle bir adam Descartes. Bu bakımdan bir filozofta olması gereken en önemli erdem olduğunu düşündüğüm erdeme sahip Descartes. Bana kalırsa öyle. Cesaret erdem. Hepsinden önemli. Tüm diğer erdemlerden daha önemli. Ben de bir damarım tabii Aristoteles için. Hani onda 4 kardinal erdem var. Biri olmadan öbürü olmaz. O erdemlerin birliği teziyle de bağlantılı bir şey ama bana kalırsa kroni sistem bile daha önemli olan bir şey cesaret erdem. Hepsini önceleyen bir şey. Descartes'te bu var. Descartes çok cesur bir kafa. İstediği kadar Le Monde'u geriye çekmiş olsun bilmem ne yaptı. Kendi kendine cesur. Kendi aklıyla ve kendi düşünceleriyle yüzleşmede gösterdiği cesaret bakımından cesur. Başkalarına gösterdikleri bakımından değil. Kendiyle düşüncelerini sonuna kadar götürmek bakımından ve bundan hiç imtina etmemek bakımından cesur bir kafa. O yüzden de bu nereden başlayacağım sorusu felsefenin en zor sorusudur derken de bir kere daha böyle bir yüzleşmeyle karşı karşıya getiriyor kendisi. Ve nereden başlayacağım sorusunu doğru bir biçimde yanıtlamamın bir yolu var aslında. Bir yerden başlayıp o yerden devam etmek ama maalesef şu da var, o da bunun farkında. O başladığım yerin doğru yer olup olmadığını başlamadan bilemeyecek onu. Bakın bu bile ne kadar skeptisizm açısından ne kadar böyle tereddütte olduğumuz bir nokta aslında. Hani insan böyle bir şeyden nasıl motive olur da başlamaya başlar? Hani sonunda bileceksem eğer ben bunu, Allah görüyor musun ben yanlış yerden başlamışım gibi bir ihtimal de var tabii. Bunu cesareti, bunu göze alarak başlamak demek hakikaten biraz şöyle bir şeye de benziyor. Hani yüzmeyi bilmeden suya atlamaya filan benziyor. İşte bu cesaret. Yüzüyor mu demek? Yüzüyor bence. Çok şey öğretti mi bize? Öğretti. Ben bütün bir felsefe tarihini aslında Descartes'i şey yaparak, bir tür milat kabul ederek anlattım. Şimdiye kadar öğrencilerime Descartes öncesi ve Descartes sonrası diye. Böyle bir şey, mihenk taşı gibi
de onu aslında bir kilit taşı gibi de kullandım. Ve büyük ölçüde benim kendisine yakın hissettiğim yer Descartes öncesidir, onu da söyleyeyim. Premodern felsefe, bana kalırsa çağdaş felsefenin problemlerinde modern felsefeden çok daha mümkündür. Ama öyle olmasına rağmen tabii Descartes'i eleştirmek için de Descartes'i çok iyi bilmemiz lazım. Descartes'i aşabilmemizin yolu da buradan geçiyor. Descartes'in hatası var mı? Var. Ne o hata? Tam da başladığı yarış. Ama bunu gelip şeyin sonunda söyleyeyim yine de. Ne zaman anladık? Öyle oldu bugün. Bugün anladık biz bunu. Descartes yanlış yerden başladı. Şimdi benim tebliğim şeyle ilgili olsun demiştim. Kesinlik, Descartes'in kesinlik arayışıyla ilgili. Kesinlik için Fransızca yazdığında assurance'ı kullanıyor. Yani çevirmeni kontrol etmemiş olması zor. Latince yazdığında da certitude'u kullanıyor. Biz de buna kesinlik diyoruz. Ama certitude'daki şeyden neyi anlamalıyız kesinliğin yanı sıra? Bir ona bakmamız lazım. Bu önemli. Descartes'in arayışı çünkü bilgide kesinliği arıyor Descartes. Bilginin kesinliğini arıyor. Bunu benzer bir biçimde nasıl ifade ediyor? Arayışını nasıl bize anlatıyor Descartes? Arayışının bir hakikat arayışı olduğunu söyledi. Zaten felsefede bu demek. Nedir felsefe? Hakikat arayışı. Descartes'in felsefe tanımında böyle bir şey. Bu kesinlikten ne anlayacağız? Certitude anlamında kesinlikten ne anlayacağız? Ve aslında assurance'dan, assurance diye mi oluyor? Assurance'dan ne anlayacağız? Ona bir bakalım. Bilmiyorum tabii Fransızca'daki şeylerine, köklerine bakmadım ama Latince'dekilere baktığım zaman ve onu hani bizim dilimizde kullandığımız şeylerle karşılaştırdığım zaman Arapça. O da kullanım dilimizde olan bir şey çünkü değil. Karşılaştığımız nasıl bir şey anlıyoruz biz kesin olmaktan? Emin olmayı anlıyoruz. Emin olma kelimesi Arapça'da emin olmak bir sıfat hali. Arapça'da amena fiilinden geliyor. Amana. Amana, aminle, eminle. Ondan sonra teminle, teminatla, emanetle hepsiyle aynı kökten. Hatta amenna diyoruz ya, o da Arapçada bu fiilin birincideki çoğul şahıstaki hani inandık, güvendik anlamındaki karşılığı. Amenna. Ha. Eğer böyle yapıyorsan amenna filan derse konuşur yani. Bu da o demek. Aynı fiil yani. Emin derken kullandığımız şey. O halde niye arıyor Descartes kesinlik ararken? Descartes emin olmayı arıyor arkadaşlar. Onu bir ilk evvela bir anlamamız lazım. Kesinlik aramak ne demek? Daha böyle burlak diyebiliriz. Ama emin olmayı arıyor. Emin bir bilgiyi arıyor. Öyle bir bilgi olsun ki bunun teminatını kendisinden başka bir şeyle vermek durumunda kalmayayım artık gibi bir şey arıyor. Ve ondan sonra her türlü bilgi arayışımda kendimi kendisine emanet edebileyim diye bir bilgi arıyor. Bir emniyet arıyor aslında. Tabii emniyet arıyor dediğimde iş biraz da karışık. İnsan emniyeti niye arar? Biraz korktuğu için arar herhalde. Var mı? Var tabii canım. Yani bilgiyi arayışımızın içerisinde herhalde bilmediğimizden duyduğumuz korkular falan da var. Yani biz bilerek o korkunun üstesinden gelebiliriz ve belki de bilmenin, belki hatta hakikatin bizi böyle ürperten, tehlikeli olan yanını tam da böyle o emniyet arayışıyla teskin edebiliriz. Belki böyle bir şey de var. Descartes'ta böyle bir şey olduğunu ben olsun politika felsefesinde daha ziyade görüyorum. Çünkü Descartes ne politika ne etik yazar, niye yazmaz sorusu da bence çok anlamlı bir sorudur. Niye ahlak ve politika üzerine yazmaz sorusu bence çok doğru bir soru. Hani bunun yanıtlarından bir tanesi şu olabilir mi? Vakti kalmadı. Hayır, öyle saçma şey olmaz. Neden? Zaten onun derdi o değildi. Öyle bir yol bulmak istiyordu ki, öyle bir metod bulmak istiyordu ki aslında
tamamen ona şey olmuştu, angaje olmuştu. Kendisinden sonra gelenler de adeta bu metodosun şeyinde, izinde politikayı da yepyeni bir biçimde yapmayı öğrendiler. O yüzden de işte Hobbes dedi ya, Dekive de politika felsefesi dediğiniz şey benim pardon şeyde benim Dekive altında bundan daha eski değildir diye böyle bir iddialı bir laf etti Descartes'in arkasından. Ve Descartes'in yapamadığı türden belki de bir şeyi de etiği de o ertelediği ideal olarak, bilgelik ağacının ideal dallarından biri olarak kalan o etiği de herhalde en ideal formuyla belki Spinoza yaptı. Ama Descartes'in istediği gibi değil Spinoza'nın. Neyse. Ama bu emin olma ve emniyeti arama, emin bilgiyi arama, emin olmayı isteme meselesinde hakikaten bir şey var, bir problem var. Çünkü tam da bu Descartes'in certainty, arkadaşlar şeysi İngilizce'deki karşılığı, certain ve certainty, certitude mi hocam Fransızca'da? Certain herhalde. Tam emniyet diye onu Descartes'in kendisi kendi döneminde kullanıyor. Sonraki Fransızcalarda ve ikinci dillerde sertelik kullanıyorlar. O assurance benim için önemliydi. O konuda da beni uyaran şey oldu aslında. Ethel Curley'nin dikkati oldu. Ona da hakkını vereyim. Şimdi nasıl olur da bendeki bildiğim şeyi bildiğimden emin olurum gibi bir soruya gelip dayandığında Descartes ve bu soruyu ya mutlaka yeniklenmesi lazım. Çünkü bütün şey çökecek. Yani başladığı yerde çökecek. Nasıl bir yere geldi? İlk kesin hakikat dediği şey Cogito'nun hakikati yani. Ben bunun böyle olduğunu ve bunun kesin olduğunu artık kendisinden kuşku duymayacağım o Arşimedyan noktayı kendisinde bulduğum şeyi ne surette bildim diye kendi kendimi dönüp sorguladığında şöyle bir yanıt verdi. Çünkü bu benim için açık ve seçik bir idedir. Ha, nedir yani Descartes için? Hakikatin kriteri Descartes'e göre. Kesinliğin standartı. Aynı şey. Açık ve seçik olmasıdır. Söz konusu düşüncenin ya da bilginin açık ve seçik olması. Clara et distincta diye ifade ediyor belki. Açık ile şunu anlıyor kendi ifadesiyle. Dikkatli bir zihne mevcut ve görünür olan. Aynen böyle tarif. Seçik ile distincta dediği şeyde de şunu anlıyor. Kendinde apaçık olandan başka hiçbir şey içermeyecek şekilde diğer tüm şeylerden ayrı ve belirli olan. O halde daha şöyle şey yapalım, biz daha kullanım dilimiz içerisinde. Açıkla neyi anlıyor bu adam? Açıkla net olan bir şey anlıyor. Net, gayet kullanık olmayan bir biçimde görmemiz gibi bir şey yani. Seçikle neyi anlıyor? İşte ne bileyim, ileride mesela ben kahverengi bir kapının üzerinde pirinç bir levha seçiyorum dediğim tarzdan bir görmeyi ayırt ederek, yani kapıyı ayırdım, kahverengiye ayırdım, ileriye ayırdım. Bak bir sürü şeyi ayıra ayıra onun orada olduğunu gördüm. Böyle bir şey. Fakat bunu neyle yapıyorum ben? Gözümle mi yapıyorum? Hayır, bunu zihnimin gözüyle yapıyorum. Intuitio tam da böyle bir şey ifade ediyor. Öyle bir anlama, öyle bir kavrama var yani. Dolayısıyla kesinliğin şeysi, ne diyelim, garantisi, emniyetin, eminliği böyle. Hakikaten bu gibi bir şey. Buradan çıkacak. Onun açık ve seçik olmasından çıkacak. Bunu da böyle bir koydum. İkmeyi ya. Fakat Descartes'in bu kuşku sürecinde çok güzel özetledi Ali'ye onları aslında. Öylesine şey bir kuşku, hiperbolik diye hatta ifade ediyoruz. Kuşkuya bir aşırı bir kuşku yani bu çünkü. Hani kuşku etmedi hiçbir şey kalmamak açısından bir kuşku.
öyle bir yönden izliyor ki daha önce hiçbir şekilde şüphe etmemiş olduklarımı da aynı şeye koyacağım. Çünkü başka çaresi yok diyor. Yani şeyde verilen örnek de şöyle bir örnektir yani. İçerisinde çürük elmaların olduğu bir sepet, bir elma sepeti düşünün. O elma sepetindeki çürük elmaları benim ne bir biçimde ayıklayabilmem için bütün sepeti dökmem lazım. Sepeti dökeceğim. Bu hakikaten yöntem böyle bir şey. Ondan sonra Descartes'e diyor. Sonra ben çürük olmayan elmaları sepetin içine koyacağım. Benim elimdeki elmaların hepsi güzel, taze, çürük olmayan elmalar olacak. Çürükleri de atacağım. Şimdi bunu yapabilmem için tümden her şeyden vazgeçmem. Oo, hakikaten delice bir şey gibi bir taraftan aslında. Hani yaparsa geriye nasıl döneceğim diye de korkar insan. Descartes böyle bir şeye hakikaten bunu zaten bir yöntem olarak kullandığı için kalkışıyor. Önemli bir şey. Fakat o döktü sepetteki bütün elmaları, şimdi şeyleri, düzgünleri tekrar elmaya, sepete atarken aklına da şöyle bir şey geliyor. Yahu şimdi bütün bunlar, bu elmalar, sepetler ve bütün bu düşündüklerimin hepsi ya bir hayalse, ya aldatılıyorsam ben. Kim tarafından? İşte bir Tanrı tarafından aldatılıyorsam. Nasıl aldatan Tanrı olur mu ya diye sonra kendi kendine öyle saçma şey olur mu? Çünkü aldatma fiilinin kendisi bir eksikliği, bir zafiyeti dile getiriyor. İnsan bir başka şeyi, mesela insan içinde, bir insan bir başka insanı aldatmaya kalkıyorsa, onu düzgün ve normal yollardan ikna etme şansı olmadığı için bu yaptığı bir şey. Bu da neyi gösterir? O insanın hakikaten bu konudaki zaafını, karakter zaafını gösterir. Aldatan, hile yapan insan. Hele hele bu söz konusu olan Kadir-i Mutlak Tanrı ise, bu hiçten kabul edilebilir bir şey değildir. Yani terimlerde çelişkidir bu. Bir taraftan Tanrı böylesine bir varlık olacak, her şeye gücü yeten bir varlık olacak. Sonra da kalkıp aldatmak suretiyle bir şeyleri gerçek kılacak. Böyle saçma şey olur mu diye düşünür. Dolayısıyla bunu, böyle bir aldatmayı bir Tanrı yapmaz, yapamaz. Çünkü o zaman o benim düşündüğüm türden bir iyi Tanrı olamaz. Perfect bir var, mükemmel bir varlık olamaz. Mükemmel terimimizin içeriğine aykırı böyle bir şey düşünmek. Buna benzer ontolojik kanıt meselesi uzun hikaye Descartes'ta. Fena değil, çok da benim sevdiğim bir kanıt, ontolojik kanıt. Buna benzer bir şeyler söylüyor. Neyse, işin o akademik kısmını boş verelim. Fakat bu da yetmiyor. Bir başka şey gene böyle, hani insanlığına böyle şeytan dürter ya işte. Descartes'te adeta bir şeytan dürtüyor sanki. Diyor ki, hadi Tanrı öyle değil, iyi Tanrı iyi. Ama ya bütün bunları yapamıyor, Tanrı'nın kudretinde başka kötü bir cin, bir şey varsa, böyle bir kötü Tanrı varsa, o bana bütün bunları böyle hayal ettiriyorsa, olur. Ben çünkü gel şimdi elimdeki al şöminenin karşısında oturuyorum, hep böyle yatağın içinde şöminenin karşısında oturuyorum ve bu notları alıyorum, bunları yazıyorum ama dün gece rüyamda da ben kendim aynı şekilde şöminenin karşısında oturup bu notları alırken gördüm. Veya şöyle bir şey. Yani ben kendimi öyle gördüm ki işte şey Felsefe Kültür Sanat Derneği düşünüyorum, düşünüyoruz öyleyse diye bir şey var, yapıyormuş, sempozyum yapıyormuş. Oraya gidiyormuşum. Orada da Solmaz Zerrit diye bir kadın varmış, onu dinliyormuşum rüyamda. Şu an rüya görmediğinizden siz nasıl emin olabilirsiniz? Böyle bir rüya görme şansınız yok mu? Rüyanızda bir kadın, adı da böyle olan bir kadın. Sabahleyin uyandığınızda bu adımı hatırlamayacaksınız. Size bu soruysa bunun gibi bir şey yani. Rüyada olabilirim. Rüya görüyor olabilirim. Rüyada o oldum ya, yani uyuyor olduğum ve uyanık olduğum arasındaki farkı bana benim dışımda fark ettirecek ne olabilir? Onu açıkça hiç kavramam olabilir mi? Kesinliğin ölçüsü ve hakikati kriteri diye bunu koydum ben. Yo, rüyamda da 3 artı 5, 8 edecek. Ya buna bile emin olamam. 3 artı 5'in 8 değil de aslında 9 ettiği halde bana şimdiye kadar hep öyle bir şeyi ya anlattıysa beni, ya buna ikna ettiyse her seferinde 2 kere 2, 4 eder dediyse aslında o normalde 5 ediyorsun. Aynı soruyu almışsınız da zaten Descartes'tan. 14 yüzyıl evvel hesaplaşır. Müthiş bir deha Ağustos. Descartes'in Şiddat'ın Vermin'in yanıta Ağustos müthiş bir biçimde bir şey diyerek verir.
2 kere 2 5 etseydi, şu an 2 kere 2'nin 4 ettiğinde nasıl bir şey düşünüyorsak 5 ettiğinde de aynı şeyi düşünür. Bitti. Bu sadece terimsel bir şey. O kadar. Yani ondalık sistemle düşünmeyip de başka bir sistemle düşünseydik, başka bir sistemle düşünmüş olurduk yani. Hani sen ben olsaydım ne olurdu? Sen ben olurdun. Ha, ben senin yerinde olsaydım, sen benim yerimde olsaydın, sen benim yerimde olmuş olurdun. Onun gibi bir şeydi. Yani Ağustos'u verdiği yanıt böyle bir yanıt. Bu kadar. Basit. Ama arkadaşlar mesele de bu zaten. Basit kolay demek değil. Descartes basitin peşinde. Çok zor basit. Basiti bulmak çok zor. Tanrı bile en basit varlıktır. Bütün İbn-i Rüşd'lerin filan söylediği bir şey. Tanrı basit varlıktır. Basit kolay demek değil. Descartes basitin peşinde. Bu yöntemi ararken, şey yaparken filan da basitin peşinde. Şimdi, bu kötü cin meselesi hakikaten Descartes'in ve aldatan Tanrı meselesi. Hani Descartes böyle geçiştiriyor ama maalesef Descartes'in yakasını bırakmayacak. Bundan çok kurtulamayacak. Bu bir taraftan da neye benziyor biliyor musunuz? Bir dış dünyanın varlığından nasıl emin olabilirim? Ondan sonra kendisinden sonraki filozoflara da bunu böyle şey yapacak yani, ah mirasıdır diye kucaklarına koyuverecek. Locke'un da başı bununla belada, Berkeley'in de başı bununla belada olacak. Hume'un da hatta olacak, Hume'un da ama yakın atın bu kitaplarının felsefe kitaplarını, metafizik kitaplarını ateşe verin, yakın filan diye delirecek yani. Neyse sonra Kant gelip onu sakinleştirmeye çalışacak filan. Hikaye bizim hikaye biraz öyle, felsefenin macerası öyle. Kant'ın da tabii ödediği bedel fenomenal dünya, fenomenal dünya diye ayırmak. Yine bir feci dualiteye düşmek. Neyse. Şimdi Descartes'in o halde kesin sezgisel hakikatleri bulma yolunda yaptığı bir ayrım var. Kesinliğe ilişkin olarak yaptığı bir ayrım var. Bu Principia'da yaptığı bir ayrı bu. Felsefe ilkelerinde 204, 205, 206. Bir metafiziksel kesinlikten bahsediyor, bir de moral kesinlikten bahsediyor. Sonra başka bir yerde bunu tekrarlarken hatta moral kesinliği hep filozofların söylediği şekliyle falan bir de böyle bir şey söylüyor. Metafiziksel kesinliği mutlak kesinlik diye algılıyor. Metafiziksel olandan Descartes'in anladığı şey mutlak kesinlik. En kesin kesinlik yani. Dolayısıyla Descartes açısından moral kesinlik de hani hakikaten bizim sağduyulu hayatımız, o hepimize eşit dağıtılmış olan sağduyulu hayatımız içerisinde hani yapa durduğumuz alışkanlıklarımız, adetlerimiz, törelerimiz içerisinde, huylarımız içerisinde yapa durduğumuz şeylerde gördüğümüz türden o belirlilik, işte biraz evvel şeyin bahsettiği, Ali'nin bahsettiği, yani hiçbir şey yoksa güvendiğin birisi nasıl davranıyorsa öyle davranma düsturunu benimse diyen provizyonel etikte gördüğümüz bir şey. Ama şöyle bir ayrım yapıyor Descartes, diyor ki tüm moral kesinlikler aynı zamanda metafiziksel kesinlikler. Ama tüm metafiziksel kesinlikler, moral kesinlikler değillerdir. Dolayısıyla metafiziksel kesinlik dediği şey, o mutlak kesinlik dediği, mükemmel kesinlik dediği şey öyle bir şey anlatıyor ki bize hakikaten o kimde olabilir, öyle bir eminlik, öyle bir amin diyeceğim sahip hakikaten kimde olabilir, Tanrı'da olabilir. Ama Tanrı'da olabilir de, şimdi benim bu cogito'mun, cogito ergo'sum diye gelip şu çürük elmaları ayırıp sepeti tekrar doldururken, hani sepetimin kendisi adeta cogito ergo'sum. Öbür elmaları o cogito sepetine dolduruyorum gibi düşünün. Öyle bir şeymiş gibi düşünün. Bütün bunları yaparken acaba Tanrı beni bir kere daha yanılmış olabilir mi? Bütün bu da rüyalık. Burada bir şeyden
bir çıkış yolu buluyor Descartes. Hakikaten yine çok cesur bir şey. Ve Descartes'ı böyle ateistlikle bilmem neyle filan suçlayanları haklı çıkaracak kadar cesur bir şey yapıyor aslında. Yani hedefe isabet ediyorlar onlar. Şey diyor, yani ister kötü cin, aldatan tanrı olsun, ister o bir kötü cin olsun, bütün bunları düşünüyor olmam bakımından beni hiçbir şekilde geriye itemez. Geriye alamaz. Zamanı da bu bakımdan geriye alamaz. Benim düşünüyor olmamdan ötürü var olmamı yok edemez. Yani beni hiç yapamaz. Şimdi arkadaşlar bu acayip bir şey aslında. Yani önem bakımı Aristoteles'in çok önemli ayrımlarından bir sırasında bu önce gelen sonra gelen metafizikte yaptığı şeylerden o kavramlara ilişkin yaptığı ayrımlar bir şeyin hangi bakımdan önce geldiği meselesi. Şimdi önem bakımından ve belki de mükemmellik bakımından Tanrı önce gelebilir. Ama zaman bakımından benim akıl yürütme zamanım, argümantasyonum bakımından. Cogito Tanrı'nın varlığına, o halde sun benim varlığım, Tanrı'nın varlığına önce geliyor. Anlıyor musunuz? Ay ne kadar korkunç bir şey bu aslında. O dönem için. Ha düşünme sistem içerisinde ben Tanrı'dan önceyim. Ne diyorsun sen hocam? Gibi bir şey mi ya? Ve bunu Tanrı değiştiremez. Ha, benim var olmamın sebebi Tanrı'dır, var olan her şeyin sebebi Tanrı'dır. Hatta şu eterler, hakikatler denilen şeyler bile Tanrı tarafından yaratılmıştır. Ben neyim ki? Eterler, hakikatler bile Tanrı'yı yaratıldı. Ama olsun, düşünme silsilen bakımından ben varım, Tanrı vara önce gelir. Ve şöyle bir akıl yürütme şeysi, prosesi izler Descartes. Ben varım. Su. Tanrı var. Dış dünya var. Ve dış dünyanın içerisinde benim bedenim de var. Benim bedenim dediğim şey var. Benim cismim de var. Şimdi bir başka şeye daha bakmak lazım. Hani bizim dilimizde kaybolan şeyler, o da önemli. Belki onu da söylemeliyim. Benim cismim, benim bedenim, benim cesedim aynı şeylerdir. Yani İngilizce'deki body kelimesi nasıl hem cisim, hem beden, hem ceset demekse, Latince'deki corpus kelimesi de hem beden, hem cisim, hem ceset demektir. E bu bir tesadüf değil. Dolayısıyla o cesede, benim cesedim, benim bedenim, hakikaten olmasa da ben bütün bunları yapabilirim, yaşayabilirim. Ama bu acayip bir şey. Bu bayağı bu şimdilerde seyrettiğimiz bilim kurgu filmlerini böyle hatırlatıyor. Yani böyle bir şey var. Ne bileyim ben Matrix gibi bir bilgisayar programı var. Onun herhangi bir biçimde cismani bir şeysi yok. Varlığı, cesedi yok, bedeni yok. Bir şeyleri yapıyoruz biz. Dolayısıyla yani benim mesela bir şeyi gördüğümü söylerken, şu bardağın içinde suyu gördüğümü söylerken bunu söylememi sağlayan şey gözüm değil Descartes'e göre. Yani gözüm bedenime ait bir şey çünkü cesedime ait bir şey. Ne? Zihnim. Neyle görüyorum? Ben gözümle görmüyorum Descartes'e göre. Zihnimle görüyorum. İşte onun için şeyin gururun söylediği hani modern diyelim ama çağdaş demeyelim diye uyarırken yaptığım uyarı çok yerindeydi. Çünkü çağdaş neuroscience içerisinde geldiğimiz noktada bunu söylemeye başladı. Gören gözümüz değil zihnimiz demeye başladı. Ve bununla ilgili böyle süper human'lar çıkarmaya başladı. Böyle belgeseller seyrediyorum ben de. Acayip bir şey. Nasıl yani? Gözüm görmüyor. Hayır gözüm görmüyor. Zihnim görüyor. Descartes'in söylediği de böyle bir şeydi zaten. Bunu söylüyordu. Hani Damasio'nun şu Descartes'in yanılgısında anlatmaya çalıştığı, hani böyle Spinoza'ya yazsın sözüm ona, Descartes'i eleştirdiği şey, tuhaf bir biçimde Descartes'i teyit eder hale geldi. Şu son zamanlardaki neuroscience'ın gelişimi neticesi. Enteresan bir şey.
Fakat bu aynı zamanda bizi öylesine bir şeye sürükleyebiliyor ki, yani hakikaten biz bir Truman Show'un yönetmeninin figüranları olabiliriz burada. Yani kimin filminde kim figürasyon yapıyor belli değil. Noktasında vereceğimiz yanıt kalmaz. Ya da bir Matrix'in içerisinde, yani bizim şeyler neredeyse artık programı yapanlar, hangi Morpheus bizi şey yapıyor, hakikaten buna da verecek yanıtımız kalmaz. Ya da hakikaten şu şey, Inception miydi? Rüya, rüya. Aynen. Descartes bu filmleri 1600'lerde çevirmiş arkadaşlar. Hakikaten biz yeni seyrediyoruz gibi bir şey. Çok önemli. Nasıl emin olacağız bundan? Olamayacağız. Neden olamayacağız ama biliyor musunuz? Çünkü Descartes yanlış yerden başladı. Ne Allah'tan Tanrı'yı alt edebiliriz Descartes'in başladığı yerden, ne kötü cini alt edebiliriz, ne Morpheus'un olmadığından emin olabiliriz, ne Truman Show'daki işte o Anthony Hopkins'in oynadığı yönetmenin aslında bütün bunu bir, bütün bu yaşadığımız şeyi, dünyayı, evreni, bir ne varsa hepsini bir set olarak kurmamış olduğundan emin olabiliriz. Bunda emin olamaz aslında. Neden? Çünkü Descartes dediğim gibi yanlış yerden başladı. Nereden başladı Descartes? Cogito'dan. Ben düşünüyorum da. Of, bu çok fena bir şeydi. Ben düşünüyorumdan başlarsanız ben düşünüyorum da kalırsınız. Şu yüzden Spinoza çok doğru bir yerden başladı. Descartes cogito derken Spinoza homo cogitans dedi. İnsan düşünür. Sen düşünüyorum diyor. O da adam diyor ki insan düşünür. Ben düşünüyorum. İnsan düşünür. Hakikaten Spinoza'nın verdiği yanıta bak. Ve ben olmayandan başlıyor. Ötekinden. Doğru başlangıç orası. Oradan başlarsanız kendisinin dışında bir şeyden başlar ve kendinize oradan varırsanız ötekinde kendinizi görürsünüz. Etik açıdan, politik açıdan, epistemolojik açıdan, felsefi açıdan, hatta dini açıdan isterseniz de öyle olsun. Doğru yerden başlamış olur. Descartes'la ilgili aslında hocam ne kadar vaktim var mı? 5 olunca söyleyeceğim ben. Yani 8 dakika var şu anda. Çok az. Ben daha yeni başladım diyormuşum. Hayır. Öyle değil. Şimdi birkaç tane öğrencim var aslında. Sadece onlara diğerlerinden özür dileyerek bir şey söylemek istiyorum. Peter Markey diye bir adam var. Descartes Gambit diye bir kitabı var. Gambit'te enteresan bir şey. Satrançta birkaç taşınızın, piyonunuzun kaybını gözü olarak yaptığınız ilk hamlenin adı. Descartes'in de böyle bir ilk hamlesi var. Öyle bir kitap yazıyor ve orada üç tane kesinlik türünden bahsediyor. Psikolojik, moral ve metafizik diye. Ve psikolojik dediği şeyi de uyduruyor. Öyle bir şey yok yani hakikaten. Aslında Descartes'in yaptığı kesinlik ayrımına bir moral bir metafizik kesinlik var. Bu akademik bir şey aslında ama yine de önemli. O psikolojik kesinliği çünkü skolastik felsefe içerisinde fiziksel kesinlik diye ifade ediyorlar. Ve o fiziksel kesinlikten de skolastik felsefe içerisinde bakın bağlam ne kadar çok şey demek aslında. Skolastik felsefe içerisinde anladıkları şey, bugün fiziksel dediğimizde sanki bilimsel dermişiz gibi gelecek. Hayır, öyle bir şey değil arkadaşlar. Kulaktan dolma olanı anlıyorlar. Dolayısıyla kesinlik türleri içerisinde en alt basamakta olanı ifade ediyor. Fiziksel kesinlik, sonra moral kesinlik, sonra metafizik kesinlik gibi bir şey. Markey de bununla ilgili güzel bir tartışma yürütmüş. Biraz ondan bahsedecektim, sonradan vazgeçtim. Ona aslında bir şeyin Spinozacı'nın verdiği yanıttan ve onun nerelerde aslında hataya düştüğünden bahsedecektim. Sonra böyle bir şey yapmayı daha uygun buldum. Şimdi de madem zamanım da azalmış öyle şey yapmayayım. Yıldırmayayım. Vaat ettiğim şeyi aşağı yukarı alalım. Size şey okuyayım. Descartes'in bir şeysini okuyacağım.
bir sözün yok. Bütün bunlara rağmen, bak Descartes yanlış yerden başladı dedim. Ondan sonra, ama yine de Descartes'in son derece akıllar cesur olduğunda söylüyorum. Hatta şunu da söylüyorum arkadaşlar, şeyimizin adı. Düşünüyoruz, öyleyse iyi ki Descartes var. Hakikaten cümlem bu yani. İyi ki Descartes var, bütün bunlara rağmen. Ondan çok şey öğrendik ama neyi öğrendik? Oradan başlarsak hiçbir yere gidemeyeceğiz. Biraz böyle bir şey. Yine de ondan öğreneceğimiz, yine bir ahlaki düstur olarak belki kendisinden feyiz alacağımız filan, hem entelektüel hem pratik açıdan belki de feyiz alacağımız bir şeyi Türkçe'de ilk kez 1850 küsurda, şimdi tam hatırlayamayacağım tarihini, metot üzerine nutuk adıyla çeviren İbrahim Ethem'in dilinde bir alıntı yaparak onun dilinden bir arkadaşımız Ali Utku'yla birisi daha var. Onlar böyle transliterasyon, Arap elifbasıyla Osmanlıca harflerle yazılmış olan metni Latin alfabesiyle Türkçe'ye çevirdiler. Yani tam transliterasyon yaptılar ve bize hiç olmazsa bunu kazandırdılar. Çok da iyi oldu. Böylece biz de o zamanın hakikaten kulaklarının duyduğu şeyleri de, kelimeleri de duymuş olduk. Bana çok da iyi geldi ama hem onu yad etmek ve ona hakikaten böyle bir selam yollamak adına, hem de Descartes'in bu biraz sonra okuyacağım pasajda ifade ettiği düşünceyi çok önemsediğini bildirmek adına size bunu okuyarak sunumumu bitirmek istiyorum. Sorularla gerekirse de açarım. Şöyle diyor Descartes, İbrahim Ethem'in diliyle. Düşüncelerimin yayılmasından başkalarınca edinilebilecek istifadeye gelince, bu da pek büyük olmaz. Özellikle ki ben düşüncelerimi henüz istifade mevkiine sunabilmeleri için daha birçok şeyin eklenmesine muhtaç olmayacak kadar ileri götürmedim. Daha yapacak çok şey var. Ve buna muktedir biri varsa, onun da herkesten çok ben olduğumu gururlanmaksızın söyleyebilirim zannındayım. Bu da dünyada benden nispet kabul etmeyecek derecede daha akıllı birçok insanların olmamasından değil. Belki bir şey bizzat icat edildiği vakitteki kadar başkasından öğrenildiği zaman iyi idrak ve tasarruf edilememesinden dolayıdır. Bu ise iş bu konuda o kadar doğrudur ki çoğunlukla tarafından düşüncelerim pek akıllı kimselere açıklandığı ve onlar da ben söylerken pekala anlar göründükleri halde sonra dediklerimi tekrar ettiklerinde onları hemen daima artık benimdir diyemeyeceğim surette değiştirdiklerini gördüm. Takip edebildiniz mi? Tabii. Bu münasebetle torunlarımıza ben kendim yayınlanmamış olduğum halde benden diye rivayet olunan şeylere asla inanmamalarını burada rica ederim. Takipçiler, Kartezyenleri söylüyor, sarmaşığa benzerler. Ki kendilerini tutan ağaçlardan yükseğe asla meyletmezler. Hatta çoğu zaman tüm takipçiler onların bu ağaçların tepelerine kadar çıktıktan sonra tekrar aşağı iner. Bu filozof arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederiz. İki dakika önce bitirdi. Bilmiyorum, teşekkür ederim. Sorular böylece iki dakika daha soru uzatacağız. Sorulara şimdi geçebiliriz. Evet, önce size. Aslında sorumu hangi hocaya soracağımı anlayamadım ama iki taraf aynı konuları konuşuyorlar. Şimdi hangi hocaya soracağımı bilemiyorum ama hangi hoca karar vermek size kendilerine.
Şey söylemek istiyorum. Ben soruyu ortaya koydum diyorsun. Evet, o söz söyleyeyim. Şimdi Arda Denke var. Felsefecilerdir. Arda Denke, Descartes için çok bir şey çekiyor. Diyor, Descartes'in en büyük sorunu diyor, neyi düşündüğü söylememiş olması. Yani düşündüğünü söylüyor ama neyi düşündüğünü söylemiyor. Diyor, buradaki en büyük sorun, biraz da Hristiyanlık ayetinden örnek veriyor. İlk kelam vardır diyor. Diyor, ama nesne nerede gidiyor? Yani bir şey düşünüyoruz ama neyi düşündüğümüzü bilmeden nasıl düşünebiliriz? Yani biz acaba bir şey düşündüğümüzde, bir şey aklımızda hiçbir şey yokken düşünebilir miyiz? Sorun bu. Yani nesne mi, düşünce mi? Hadi al seni al. İsmini geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Arda Denkel benim çok şey öğrendiğim hocalarımdan dairesidir. Onu da böylece anmış olduk. Ama burada kendisine katılmıyorum. Çünkü orada bu şekilde kullanılan nesne kelimesi, ben Arda Hoca'nın bütün kitaplarının neredeyse daktilosunu yazmış bir insanım yani. O zamanlar da bu tartışıldı. O nedenle gönül rahatlığıyla konuşuyorum. Orada özneden bağımsız, ayrı bir nesne düşünme şeyi var. Yani biraz önce dedim ya, kelimelerden aynı şeyi anlasaydık, işin büyük bir bölümünü şey yapmış olurduk. Bizim şimdiki kullanımda da böyle. İşte objektiflik, nesnellik, onunla ilgilenen özneyi dışarıda bırakan bir şey olarak anlaşılıyor. Tabii ki en azından Descartes için bu böyle değil. Obje kelimesi ancak onun süje kelimesinin karşılığı. Yani basit bir örnek vereyim. Sıcak ve soğuk nasıl birbirle beraber düşünülebilecek şeylerse, birbirlerinin zıtları olması bakımından beraber düşünülecek şeylerse, sıcak ve soğuk, özne ve nesne kavrayışları da birbirlerine göre anlaşılan şeyler. Yani şunu demek istiyorum. Düşünen olmadan düşünülen olmaz. Buradaki düşünülen nesnenin karşılığı. Düşünülen olmadan da düşünen olmaz. Ha, Descartes bize ne düşündüğünü söylüyor. Yani Descartes'in tüm diğer düşüncelerine aynı anlama gelmek üzere tüm diğer bilinçlerine ya da bilincinde olduğumuz tüm diğer şeylere imkan veren düşüncesi, bilinci, kendini düşünme. Gurur ilk oturumda Aristoteles'e göre bir faal akıldan söz etmişti. Akletmeyi akleden akıl. Kendi kendini akleden akıl. Aristoteles, bu tabii oradan geliyor. Aristoteles'e göre bir başka şeyleri akleden akıllar var ki, bizimki gibi diyelim ki, onların da aklettiği zaten o kendi kendini akletmiş olanlar. Kendi kendini akletmekle, kendi kendini, Aristoteles'teki kendi kendini akleden faal akılla, Descartes'teki kendi kendinin bilincinde olan düşünce, kendi kendini düşünen düşünce, temel olma işlevi bakımından aynı şeyler. Tabii ki az çok ayrı çerçevelerdeler ama diğer bilinçlere imkan vermeleri, diğer bilinçleri mümkün kılmaları bakımından aynı şeyler. Descartes'e göre düşünen ben neyi düşünür? Emin olun sadece kendi kendine düşünür. Bunda da hiçbir tuhaflık yoktur. Çünkü Descartes'in orta çağdan devraldığı C.K. Sıfat ve Aras doktrinine göre bir cevherle sıfatı, sıfattan anlamamız gereken şey nedir? Yaptığı temel iş, yani en temel işi, vasfı ne yapıyorsa o, ki adı üstünde düşünen cevherin sıfatı düşünmektir. Cevherle düşünme, onun sıfatı arasındaki ayrım sadece ve sadece düşüncede olan, realitede hiçbir karşılığı olmayan şeydir. Düşünen kendisini düşünür. Çünkü düşünen cevherle onun düşünmesi aynı şeydir. Zaten öyle olmasaydı,
düşünüyorum varım benim olmazdı. Bu düşünüyorum varım benimi geçerli kılan, geçerli kılan derken kime göre? Descartes'in düşünmeden anladığı şeye göre, başkalarına göre değil. Descartes'in düşünmeden anladığı şeye göre bunu mümkün kılan şey düşünenle düşünürenin, yani özne ile nesnenin bir ve aynı şey olmasıdır. Descartes söyler, neyi düşündüğünü söyler, düşünen kendini düşünür. Kendisi nedir, kimdir? Düşünendir, başka bir şey değildir. Çünkü benlik düşünmekten ibarettir, başka hiçbir şey değildir. Biraz tamamlamak için şunu diyeyim ki, biraz da Kant yüzünden oldu. Yani felsefe tarihi içerisinde Descartes özneyi, Kant nesneyi belirlemiş kişi olarak verilir. Kant Descartes'ı anlatırken problematik idealisttir. Dolayısıyla öznede kalmıştır, nesneye sanki ulaşamayabilir, dış dünyayı tam olarak kanıtlayamaz falan kişiler söylediği için bu hep tekrarlanmıştır Descartes'e karşı. Sanki yarıda bıraktı, sonradan işte Rousseau kendini daha da belirleyerek, Kant'la nesnelliği kurarak gibilerden. Ama kendisine işte arayın verdiği cevaplar okursan aslında söylüyor her zaman neyi düşündüğünü. Siz şey... Evet, arkadan önce sizi gördüm, sonra sizi. Merhabalar. Ben sormazdım hocam eğer bir şey soracaktım. Hocam siz bıraktığınız yeri biraz daha açabilir misiniz? Yani benden başlamak yanlış başladığı nokta diye sonlandırdınız. Dışarıdan, insandan başlamak gerek. Onu hayır, ötekinden. Ben olmayan. Ben olmayandan. Onu açarsanız sevinirim. Şimdi benden başlayınca hakikaten o öyle bir ben ki benden içeri hakikaten Descartes'ın beni. Çünkü ben ruh Descartes bir tanrı dolayı olmaz. Descartes'ın birinci tek inşası, Descartes beni, bir tanrı garantörlüğü olmazsın, kendi bedenine geçemiyor. Bedeninin varlığını tasdik edemiyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle olunca, aslında benden başladığında, benden dışarıya çıkamıyor. Neyle çıkabilir dışarıya? Ancak tanrıyla. O ve o tanrının ne olması lazım? Ya beni herhangi bir biçimde açık ve seçik algılarım dediğim şeylerde aldatmıyor olması lazım. Ha ve ayrıyeten ne olması lazım bir de? İşte beni bu konularda aldatıp duran, benimle eğlenen bir kötü cin, bir kötü dahi filan da olmaması lazım. Tamam. Ne olması lazım? Bayağı bildiğimiz Katolisizmin öğrettiği türden bir iyi tanrının olması lazım. Mutlak surette iyi bir tanrının olması lazım. Yani hani tamam ben algılarımda böyle ne bileyim ben şeye suya batırdım, kayığın küreğini kırık görüyorum ama küreğin kendisi kırık değil. O yüzden Descartes duyularla ilgili olarak bu şeyin farkında, kuşkusuz, avusuz farkında Descartes olmaz olur mu? Ama bütün bunlara rağmen yine de cogito ergo sumun bu cümleyi kuran benim, egonun bedenine geçme şansı bile yok arkadaşlar. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar Descartes yok iki tözcü değildi, yok bir tözcüydü, üç tözcüydü filan. Onlar da şey. Teorik olarak bu imkan kalmıyor Descartes'ta. Özne kendi öznerliğine batıyor. O solipsizmden de bana kalırsa kurtulmuyor. Ve öyle bir şey yapıyor ki Descartes. Tanrı Descartes'in tragedyasında kendisine başvurduğu bir Deus ex machina gibi işin içine karışıyor. Yunan tragedyalarında bir tragediyi tragedya yapan şey aslında tam da söz konusu problemin bir çözüme kavuşamamasıdır. Komediyi komediye yapan şey de söz konusu problemin mutlu bir sonuna sonuçlanmasıdır. Komedi böyle komik bir şey değildir yani sadece. O yüzden ilahi komedi komik bir şey değil zaten. Dante'nin yazdığı. Tragedyada nasıl bir şey var? Onu insani güçlerle problem her neyse tüm gördüğümüz tragediyalarda da böyle. Onun insani güçlerle, insan aklıyla, insan örgüyle, bilmem neyse nomosuyla, logosuyla çözemiyorsun. Ne yapıyorsun? Konunun ilgilisi olan tanrı ya da tanrıça kimse onu çağırıyorsun. Bu bir sahnelenen de bir şey biliyorsun.
teatral bir şeyi, seyirlik bir şey. Tıpkı teoryanın olduğu gibi seyirlik bir şey, tiyatro. İşte o tiyatroda ilgili tanrı ya da tanrıça ne hissediyorsun gel yani hakikaten yardım et bize. Onu böyle makineyle sahneye indiriyorlar. Deus ex machina de tam oradan gelen makine tanrı. O geliyor durumu insanlar arasındaki o problemli durumu tanrısal bir müdahaleyle çözüyor. Bakın ve bu trajik bir şey. Onu trajik kılan da bu zaten. İnsani yollardan çözülmemiz. Descartes'in tanrısı da tam bir deus ex machina'dır. Beni bedenime gitmek için kendisine muhtaç eder ve beni böylesine bir tragedyada, böylesine bir yarılmada bırakır. Ben bedenime geçeceğim. Bedenimi tanıyamam yani. Bedenimin gücüyle ilgili hiçbir şey söyleyemem. Ama hemen ondan sonra gelen adam, benim adam, Spinoza, şöyle bir cümle kurar mesela. Beden öyle şeyler yapabilir ki, zihni şaşakalır. Muhteşem bir şey. Gayet Katolik geleneğin içerisinde kalmıştır. Katolisizmin tanrısına inanmıştır sonuna kadar. Felsefesinde de bunu yapmıştır. Tamam özneyi başlatmıştır birinci tek şahıs bakış açısına. Birinci tek şahıs bakış açısı, üçüncü tek şahıs bakış açısıyla kıyaslanmayacak kadar aciz bir bakış açısıdır. Böyle düşünüp böyle de okuyorum felsefe tarihine. Ve Descartes'in tanrısı, bu tanrı garantörlüğünü arayan öznesi, ne demek özne? Subjektum egodur diyor adam. Yani her türlü düşüncemizde her şeyin altında duran bir tür hipokeimenon aslında egodur diyor, ben. İşte özne bu zaten, subjektum egodur. Bunu bulan adam İyi de bu ben nasıl bir ben? Ego ruhtur diyor. Aynı böyle cümleleri var. Meditasyonda da var. Beden ne olacak? Bak orada kafası karışıyor. Allah'tan bir kadın duruma müdahale ediyor. İşte Elizabeth. Elizabeth bir filozoftur arkadaşlar. Yani prenses olması, filozof olması da engel değil, kadın olması da değil zaten. Prenses olduğu için ve kadın olduğu için filozof diye bilmiyor. Öylesine keskin. Öylesine güzel sorular sorar ki Descartes aslında. Bununla ilgili de yine öğrencilerim olduğu için söylemiş olayım, akademik bir dipnot olsun. Susan Bordo'nun Feminist Kartezyanizm diye bir çalışması var. Onun içerisinde çok güzel bir konuda şeyler var. Hatta bir tanesi de bu Elizabeth'in filozofluğuyla ilgili. Oradan hareketle Descartes, eyvah ne yapacağım ben hakikaten bu bedenle zihin ilişkisini nasıl kurabilirim, nasıl yapabilirim? Bir kadın ona bedeni hatırlatır. Çok ironik bir şey bence bunlar. Ya bu bedeni ne yaptın sen, ne yapıyorsun hocam diye soran yine bir kadındır, bir filozof kadın, Elizabeth'tir o. Bunu demek istedim inşallah. Tamam. Şimdi size geldik, buyurun. Benim bir sorum şu, düşünce tarihi boyunca biz yalnızca bu düşünceleri barıştırmaya çalışsak, böyle savaştırmasak gibi bir düşüncem var, naçizane. Siz yani, sevgi böceğimsiniz. Böcek değilim de. Böcek. Çünkü ben düşünce tarihini böyle görüyorum ve Descartes'i okurken de onun gibi düşünmek istiyorum. Spinoza'yı okuydu da onun gibi düşünmek istiyorum. Ve onun o naifliğini, o güzelliğini, her şeyini öyle görmek istiyorum. Onu içinden böyle yani işte o ne demiş, o işte Kartezyen demiş, yoksa başka bir şey demiş yerine böyle göremez miyim acaba hocam? Ya benim de merak ettiğim bir şey o. Tamam hocam. Bütün düşün. Tabii. Çünkü hani hep savaşır gibi yapıyoruz. Yani sanki böyle politik oyun açıp ben bunu sevmem, bunu sevmem, bunu tutalım, bunu tutalım şekilde. Yani bu tür şeyler yerine yani, bu idealistlik bu materyalistir. Bugünlerdedir. Söyleyin bir daha. Bu idealistir. Bu materyalistir. Bu işte ne bileyim, spiritualistir. Işte, ne yerine? Hepsi arıza mı? Hakikat arayışında. Hayır, hakikat sevgisi ise sormaz hocam. Benim kimsenin bir şeyim yok ya. O yüzden isminizi de söylemek istemiyorum çünkü. Ortaya koyacağım. Benim özellikle sorum şuydu.
bir materyalist veya işte şey olarak görmesek şu felsefeyi. Yani çünkü arkadaşlarımız okuyanlar felsefeyi sen necisin diye bakıyor. İşte hangi ikonu savunursun? Sizin isminizde ben konuşmuştum. Ahmet Bey. Ben size okudum yani bu Kartezyenler ve İzmir'e gidenler bak Descartes organizasyonu o bu adam diye bitir. Ben iyi kötü demeli istemem. Yani öyle baksak olur mu? Hani Descartes olmaz. Olmaz mı? Biraz. Savaşta sayılmaz. Hep ille çatışacağız. Çatışacağız yani. Değil mi? Yani tabii bir armonici, bir çatışmacı olan şeyler var hakikaten. Çünkü hepsi kriter almış yani sonmasın. Yani demek istedim hocam, hakikat yolcusu bunlar. Şimdi biz hakikat yolunda Descartes'in belki bulduğu bir şeyi Descartes gibi düşünmezsek belki bulamayacağız. Çok güzel. Şimdi Spinoza gibi düşünmezsek veya işte tabii ki burada isimleri belki geçmeyecektir. Neyse. İlk felsefecileri falan filan geçmeyecektir. Burada başka işler geçmeyecektir. Ama ya onları da kendi içinden anlamaya çalışsak yalnızca anlama etkinliği olarak göremez biz felsefeyi. Tabii görürüz canım. Yani bunu zaten nasıl şey yapabiliriz ki? Hatta şöyle bir şey peşindeyim. Bak bu böyle şahsi bir açıklama olsun ama söylerim ben böyle şiir gibi söylediğim bir şeydir aslında. Benim şahsım gayrımdan ayrı değil, şahsi bile olsa o kadar ayrı durmaz aslında benim şahsım. Yani benim aradığım şöyle bir şey aslında, bütün filozofların aynı şey hakkında aynı şeyi söyledikleri yeri bulmak istiyorum. Bu da Sokrates'ten beri böyleydi aslında. Bu önemli bir şey. Ama bakın, bu şöyle bir kolaycılığa bizi kaçırsa zaten o anlama gayretimizde baştan yenilmiş ve yanlış yapmış olur. Hakkını vermemiz lazım hepsi. Yani bak bu böyle diyor, bu da buna böyle posta koydu, bu da buna böyle kızdı. Yani bak o Kant dağı kucağında bunu buldu yani. Adam yaktı gemileri. Karaya oturttu felsefe gemisini. Ne yapsın? Kant da dur bakalım şu aklı bir ilke evine güzelce bir kritikten geçirelim demek zorundaydı yani. Değil mi? He geldi kalktı ne dedi Kant? Hani hikaye biraz böyle gibi. Yani onların böyle birbirleriyle olan ilişkisine he geldi kalktı ne dedi mesela Kant'a. Ama canım sen de yani yaptığın şeye bak. Aldın Descartes'a yaptın ikisini ayrı ayrı koş. Halbuki özdeyle nesnenin özdeşliği diye bir şey var, sen diyalektiği yok ettin dedi, değil mi? Ve bütün bunlar aslında dedi böyle senin o yine de o özneler arası filan diyerek yırtmaya çalıştığın o hakikaten objektivite dediğimiz şeye benzeyen şey hiç de öyle senin sandığın gibi şey değil, bizi böyle işte bir taraftan numeneler alanın yurttaşı yapacak, bir taraftan fenomenler alanın şey sıkılacak, obje sıkılacak filan diye. Bunların bağlıkla birbirleriyle özdeş oldukları için, hatta tarihin kendisi zaten böyle, tinin kendisi, tinin fenomenisi zaten böyle atıyor. Böyle oluyor, böyle zorunlu olarak bir biçimde böyle gidiyor, tarih zaten buraya getiriyor filan dedi, değil mi? Ondan sonra hatta Marx da buradan feyz alıp ne dedi, Allah ne güzel bak şahane bir şeyimiz olacak, kurtulacağız hepimiz diye Marx da oradan feyz aldı, değil mi? Yani çatışmacı teoriler tam da Marx'ın kendisine feyz aldığı yer. Şimdi Ahmet Bey'e uygun bir filozof varsa da Leibniz'dir. Leibniz kendisi hep ben uzlaştırıcı der. Doğru. Yani mesela Descartes'ler şunu alır, hatta Descartes'ler Aristotle'la karşı yardımcısını halbuki olur böyle değil. Hı-hı. Ama ansiklopedici olduğu için. Sizin tarzınız o ansiklopedici filozoflar ne geldi mesela? Ansiklopedi yazdığınız zaman herkese hakkını vermeyi, yeryüzünde olan her şey zaten meşru kılınabilir diye düşünerek siz biraz ona gidiyorsunuz. Hayır öyle bir şey yok. Yani meşhurluğundan değil de aynı zamanda. Ya bu uzlaştırıcı şey kavga etmektense uzlaşmak diye bir düşünce olabilir. Yanlış anlaşıldı. Onun için söyleyeyim. Böyle uzlaştırıcı bir derdim yok. Yalnızca şöyle bir şey var. Düşünmeyi seven bir ne diyeyim buna isterseniz. Düşünmeyi seven bir camia bunlar. Kant'ı, işte ne bileyim, Hegel'i, Marx'ı, kimse artık aklınıza ne gelirse, Aristoteles'ten tutar. Daha öncesinde gidenler var. Bunların hepsi düşünme savaşçı, kendileri savaşanlar, değişik serbest tabağın sardısı var ya dediğim işte, kendileri savaşanlar gibi bir grup değil mi? Bunlar düşünmeyi seven bir grup. Düşünme cimnastiği olarak düşünebiliriz isterseniz. Yani bunlar düşünmeyi seven bir grubun temsilcileri olarak benim olan kötü, iyi, yanlış, doğru falan filan yerine Spinoza böyle düşünmüştür. Descartes böyle düşünmüştür. Descartes'in düşüncesi ben de harekette hakikati kavramaya çalışmaktır. Spinoza'nın da bakış açısı budur.
böyle hakikati aramıştır ve kim bulduğuna şey yapmıştır veya hatta da bazen hakikati bile aramak istememiştir. Yalnızca her şey temelinde ekonomi var demiştir. Belki, bilmiyorum şu an herhangi bir şeye atfetmek istemiyorum. Sen de bir bilgi bu, bu aslında. Hayır, bu hatta şöyle de bir şey yaptı. Bu bak, öyle olsa öyle diyeceğim. Ben uzlaşmacıyım diyeceğim. Bu, bu yani, fazla mülayim kuruyor aslında. Böyle değil. Bu felsefeyi tehlikeli olmaktan çıkaran bir şey. Felsefe tehlikeli bir şey. Düşünme tehlikeli bir şey. Düşünme özgürlüğünü evet, hakikaten üstüne getirilen engeller beyhude değildir. Bakın ben katiyen liberal değil mi? Sinir de olur. Herhalde. Onu söyleyeyim. Evet. Yani bütün bir liberal felsefe. Hani düşüncesi olması yok. Bir dakika şunu bir söyleyeyim. Pardon şunu bir söyleyeyim. Bu tehlike meselesiyle ilgili olarak. Çünkü biz artık bu düşünme özgürlüğü bilmem ne filan adına böyle ama bırakalım herkes istediğini söylesin yapsın filan dersek ne olur biliyor musunuz? Düşünme bütün kudretini ve gücünü kaybeder. Oysa düşünme son derece güçlüdür. Kitapta tehlikelidir. Düşünmede tehlikelidir. Çünkü onun bir şeyleri değiştirme kudreti vardır. Değiştirmek ne ki? Yıkma kudreti vardır. Ama dışarıda, dolayısıyla dışarıda niye öyle böyle yumuşak yumuşak, o da onu aradı, bu da buna öyle yumuşatmayalım. Onu istemiyorum Ahmet Bey. Ha, yumuşatmayacağız. Tehlikeli. Heidegger'in pozisyonunu hatırlatayım. Heidegger filozoflar dediğinde cenk ederler, kavga ederler ama bu bir aşikane kavgadır diyor. Süper, ben çok saygı duyuyorum. Ona yaratsınız belki. Aynen, doğru. Başka soru? Evet, siz buyurun. Ben felsefeyi neden tehlikeli bulduğunuzu anlayamıyorum. Yani niye tehlikeli oluyor felsefe? Ben de tam tersi düşünüyordum. Eğer düşünce düzeyinde kalırsa bazı şeyler kavga etmeden, yani hırçınlaşmadan, sadece düşünerek söyleyebiliriz. Tehlikenin içerisinde yaratma var. Çok yaratıcıdır tehlike. Halk etme var. Tehlike yaratıcı bir şeydir. Yani tehlike yaratıcı bir şeydir ama yıkıcı bir şeydir de. Olabilir. Yıkmadan yapamayabiliriz bazen. Niye bunu göze almıyorsunuz? Ben biraz da belki de böyle devrimci bir şeyle düşündüğüm için. Yok, hayır, ben daha mümkün düşünmek istiyorum. Mesela Stefan Zweig gibi olunabilir yani her şeyi daha olumlu düşünerek. Ben humanist değilim. Hayır, siz de olmayabilirsiniz ama siz bir hocasınız. Siz bir öndersiniz. Yok canım öyle bir şey, öyle şey olur mu? Tabii çünkü öğrencileriniz var, sizin bilen insanlar var ve bunları olumlu önler, olumlu yönde, daha barışçı, hani daha şey... Aman aman ben bir zilandayız var, herkes kendi başın çaresine bakın hayatım. Hiç yok. Teşekkür ederim. Ama böyle bir misyon yüklerim, bu çok ağır bir şey. Hakikate sahip değilim ki ben bunları öğreteyim Allah aşkına. Ben sadece bildiklerimi paylaşırım. Yani adım öğretmenliği. Ama öğretmenler her şeydir. Yok canım. Yani öğretmenler bir Atatürk de yetiştirilir, bir Hitler de yetiştirilir. Yani öğretmenler vallahi öyle bir şey yok yani. Güzel. O kadar da değil. Herkes de kendine bakacak, şeyine bakacak yani. O kadar, ben o kadar. Ne yapalım? Hitler'in öğretmenini aslanım o zaman. Öyle şey olur mu? Hitler'in öğretmenini mi aslayım? Esas bir doğruydu filan. Yok, asmaktan, beğen, tehlikeden, şiddetten bahsetmiyorum. Ben çok şiddetli geldim. Yok, ben çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Yarışa ama bu şeyde, evet, kitaplar falan da olsa çok olurdu. Hiç etrafta kitap falan da görmedik. Ya, bak Ali, ne diyorlar? Menteşe Belediyesi'nde bundan payına düşeni aldım ama ben de konu yani. Bir şey daha söyleyeyim. Kitaplar mesela bizim kitaplarımız olabilirdi hakikaten. Yani bundan sonra konuşmacıların kitaplarını alıp belki şey yapma yolu olabilir. Son bir şey söyleyeyim. Tabii yok, rica ederim. Affedersiniz, şeyi söylemiyorum. Hacettepe Üniversitesi felsefe bölümü. Yoğunlar, kuşlar gibi öğrenciler de değil. Ay sen benim sınıf arkadaşımsın ya. Olmaz gerçekten. Ay o Ahmet'sin sen. Evet. Çok yakarasın Ahmet. Doğru. Şimdi var. Ben adını
hatırlayamadım size çok özür dilerim. Hatırlamadın beni. Çok özür dilerim. Hacettepe birinci sınıfta beraberdi. Şu an söyledikten sonra hatırlıyorum. Doğru. Sen de Allah'ım gerçekten. Şüpheliyim. Çok hayır, valla ben İlge Karasu onu çok seviyor ve sinir olurdum. Hatırladım. Sonra ben ikinci sınıfta Ege Felsefe'ye yatay geçişte geldim. Vay. Oradan da devam ettim. Evet Ahmet. Evet. Unuttum da soracağım sana. Ay çok iyi. Hayatta başarılar. Ben ne oldum, sen ne yaptın? Karakum hocam, karakum. Allah öyle görüyor. Daha dün koştayım görmek. Şimdi hatırladım. Ama siz yani öğretmen olarak felsefeyi öğretirken imkan var mı bir öğretmenin yani ne bileyim Aristotle, Descartes, Kant'a gelmişsiniz felsefeciler bir tanesine daha yatkın olabilir ve onun öbürlerine karşı fikirlerini benimsemiş olabilir. Öğrencilerine diyebilir, Descartes böyle düşünüyor, Heidegger böyle düşünüyor diye hepsini verebilir ama kendisi de ben daha çok Heidegger'ciyim veya Descartes'ciyim demişsin mi istiyorsunuz? Hayır. Oradan kavga çıkıyor işte. Hayır. Onu demekse herkes istediği gibi düşünebilir. Tabii. Yani herkes bu düşüncede hatta birini öldürmek isteyebilir, kırmak isteyebilir, savaş çıkarmak isteyebilir. Ama bunlar sadece düşüncede kaldığı sürece tehlikesi yoktur. Hani nerede kaldığı sürece? Düşünce düzeyinde kaldığı sürece bir tehlike yoktur. Herkes istediği gibi konuşabilmeli. Ama hani ben felsefeyi neden tehlikeli buluyoruz anlamında soru sormuştum. Yani tehlikelidir deyince ona sormamak için olmalı. Yani düşüncelere eyleme, geçirme eğilimimiz vardır. Oradan diye bir cevap verebiliriz. Ben tehlikeli bulmuyordum da onun için ben felsefeyi hiçbir şey bulmuyorum yani. Daha Ahmet Bey geldi. Aklıma geldi. Ahmet Bey'in doğan anlamında bir alır Bey. Şimdi doğan anlamında gerçekten orada beni hatırladı, çok sağ olsun. Hocam, şey aklıma geldi. Yani o kadar çok sıkıldım ki, mezun olduktan sonra, felsefe mezunuyum dediğim andan itibaren, acaba neyecek diye bakılıyor ve çok rahatsız ediyor. Bütün mesele aslında bu, bütün mesele bu. Bir şeyci olmak gerekiyor. Yani böyle, ben şucuyum, ben şucuyum. Ya hiçbir şey, ben araştıramam, ben sorgulayamam, ben öğrenmeye çalışan biriyim. Ben bu yolun doğrusuyum. Bitti bu kadar. Ya bunu diyemez. Teşekkür ederim. Sen de bitti mi? Olur. Ya mı ya? Hocaların bir de edemedi seni. Bence de ben konuya indirdim. Tekrar bir şey sormak istiyorum. Düşünüyorum o halde ben komitoların usulunda bir nesnesi olmayan yani düşünme eylemine başlarken özne nesnesi olmayan düşünceye doğru giden bir akış var. Düşünce sistemi diyeyim. Oradaki Descartes'in şu şekilde söyleseydik bu Spinoza'nın hani ahlakı etikte kurduğu önermeler ve sonuçları gibi bir şey olacak ama doğru olur muydu? Ben merak ediyorum. Bunu etüt edebilir miyiz? Yani yok olan her şey yok olmuş olabilir. Var olmamış olabilir. Ben de dahil olmak üzere. Var olmayan var olmadığını kurgulayamaz. Ancak ve zorunda olarak var olan bir şey yok olanı hayal edebilir. Yani yok olanı hayal edebilen ancak vardır gibi bir mantıksal önerme getirseydi doğru olur muydu? Yani veya Descartes'in düşüncesi buna mı benziyor? Ben anlatamamış olabilirim. Yok yok, buna benziyor. Yani ben değil sorusunu sorduğunda Descartes düşünen kişi. Düşünen kişi. Kendini böyle zannediyor yani. Evet. Ben doğru ifade etmiş. O halde ben neyim? Düşünen kişi. Düşünen bir şey ne demek? İşte demin şey yaptığı, saydığı şeyde. Bunlar arasında tabii hisseden bir şeyim derken özellikle Descartes'in işte aman kuşku duyan, reddeden, tasdik eden filan, hakikaten hayal eden filan bir sürü şeyler var. Hisseden dediği noktada bir kere ruha her türlü hissetmeyi yüklediği için daha evvel bedelde olan özellikleri de ruha koyduğu için de
yepyeni ve devrimsel bir şey yapıyor aslında. Ruhu her bakımdan donatıyor, bedeni her bakımdan soyuyor. Yani his, Hristiyanlıkta bile bedene ait bir şeydi yani. Çünkü öyle olmasaydı herhalde bedeni yakmazlardı, cadıları falan yakmazlardı. Descartes onu hakikaten cesede çeviriyor yani. Tam cesede çevirdiği için herhalde zaten hayvanların zaten ruhu yok, o yüzden onları canlı canlı teşrih edebiliriz falan diye düşünüyor. Ve öyle de merakları var, hatta hakikaten yatırıyor şöyle kadavraları, beyin incelemesini canlı canlı yapıyormuş. Descartes'ten masalları ona karşı yazmıştır, yani. Hayvan masalları. Ama siz başka bir şeyle yok olan, var mı ben yok olan düşünüyorsunuz? Yok olabileceğini hayal ederiz. Ancak var olan yok olabileceğini hayal ederiz. Varlığın delili olarak bunu mu koyuyor? Buna Descartes'in koyduğu şey ilke, temel ilke bu. Bunu koyuyorsa çünkü aklın mutlaklaştırmış olur. Yani lojiyi bu dizgiyi çözebileceğini varsaymış olması gerekir. Yani akıl mutlak olmalı ki sizin akılsal yönteminiz ancak sizin varlığınızın delili olabilir. Yoksa akıl da eğer şüphe edilebilecek bir şeyse sizin zaten yönteminiz beyhudedir. Yapacağınız hiçbir şey size hakikati göstermeyecek. Yani ben burada Spinoza çünkü o şöyle önermeler, bir önermedir, benim önermem budur. Burada bir alem bilgisi çıkıyor. Geometrik bir yöntemler, yani aklın en matris yöntemler, ya da üçgen matematik yöntemler, ispatlıyor bunu. Spinoza olsaydı bence böyle söyler. Yani yok olan, var olabileceğini hayal edemez. Dolayısıyla eğer yok olabileceğinizi hayal ediyorsanız varsınız. Bunu ben Descartes bu şekilde mi söylüyor yoksa? Tabii böyle bir şey söylüyor aslında. Çünkü Avustus da buna benzer bir şey yok. O zaman akıldan şüphe etmiyor aslında. Şüphe dediği şey yani mutlak akıl yani orada... Hayır, onları bir tür şey için kullanıyor. Hani teşbihli hata olmaz denir ya, mesela deliler filan da kullanıyor. Hani diyor deliler de mesela kendilerinin o olduğundan başka uzuvları olduğunu düşünüyorlar ya da oldukları, o olanları yok zannediyorlar. Hani onları da örnek verirken biraz böyle bir şeyler söylüyor. Ve hatta oradan hareketli şeyi bile kullanıyor. Yine hani hisseden bedel değil aslında ruhtur. O şey olduğu zaman savaşa yani şeref sahibi olmak en iyisidir diye düşündü bir yere gidiyor. Orduya yazılıyor. Orduda da o bacağı kopuk bir şeyle karşılaşıyor. Askerle karşılaşıyor. Onun bacağının kopuk olduğunu anlamayıp hala var olduğunu düşünmesinden de hakikaten ya bacağı varmış gibi hissediyor. Böyle şeyler de var. Şu anda da var yani. Yani olmayan bacağı parmağı mesela taşınıyor kendi içinde. Oradan hareketle ha tamam işte gördün mü? Bak böyle bu hislere sahip olmam için o halde benim herhangi bir bedene sahip olmam gerekmiyor. O halde varlık tamamen nasıl bir şey aslında? Ruhani bir şey. Düşünceyle varlığı özdeşleştiriyor. Varlığı yani kadar hazır ki artık aslında belki deyin yapacağı şeyler o sürece bak. Belki deye bir adım var aslında. Yani bu arada geriye gidersek de felsefede Parmenides'le başlar. Aynı şeydir düşünmek ve hoparttan. Avrusunuz'u düşünüyorum mesela da Avrusunuz'un sözü. Ama onda işte... Sinfallorsun diyor hatta. Yanılıyorsam varım. Önce sonra meselesi var ya. Evet, evet, evet. Yani Descartes'a diyorlar bunu Avrusunuz'un söyledi diye. Diyor ki onda ters. Evet, yani onu bir yöntem için, metodoloji için kullandı. Evet. Hakikaten o, onun derdi Tanrı'ylaydı. Benim derdim Tanrı'yla değil diyor. Ya bütün bunlardan yola çıkarak ben şey diyorum. Yani bunlar aslında tam irrasyonel. Rasyonel dedim, başlangıcının bu olduğunu, yani söylediğinden çok söyleme biçimini veya söylediği şeyin kendisi aslında aklı mutlaklaştıran, aklın insanın insandan bağımsız olarak var olduğunu bilgeliydi. Yani söylediği şey bana, ben öyle olduğunu hissettim yani. Descartes'in söylediği şey aslında aklın mutlak olduğunu. Dolayısıyla ama akıl doğal ışık dediği şey akıl olarak yani niye mutlaklaştırıyor? Tanrı bize onu vermiş tabii ki Hristiyan. Sonra doğru. Çünkü var olduğunu göstermeniz için mutlaka bir sistematik düşünce ihtiyacınız var. Yani onun kendisini yaptığı şey değil mi? Yani Logos'un
mutlaklaştırılması hep var işte. Felsefede diyelim. Dekart'ı başka bir şey değil o. Ona göre. Yani Dekart'ın son ürünün olması, tema olmuşuz. Yani ontolojiden metodolojiye geçmesi mi eleştiriyorsunuz? Onu eleştirmiyorum. Zaten anlamaya çalışıyorum. Eğer yani mutlaklaştırdığım şey orada akıl mı? Yoksa söylemi, yani varlığın delili olarak Türkler referans, biz matematikte şu konu kartezyen düşünce şu an cevap veriyor. Şimdi benim bakış açımda, benim Descartes okumalarımda ben birçok söylenene katıldım. En başta Solmaz Hoca'nın yanlış yerden başladığı tespitlerine katılıyorum. Şöyle düşünüyorum, kendini bilmeyen başka şey bilmez. Bu Descartes'in söylediğini bu kadar basit, bunda çok derin şeyler aranabilir, aranmayabilir. Bu kadar, bu kadarıyla da yetinilebilir. Şuna da dikkat etmek lazım. Descartes da benim bilgisi bilme bakımından diğerlerinden çekilir. Yani ben kendimi bilirim, sonra Tanrı'yı, Tanrı'nın varlığını bilirim. Tanrı'nın varlığını bilmem sayesinde, Tanrı'nın beni tamamen yanıltmayacağını bilmem sayesinde de başka şeylere varlık biliyorum. Bu, ben varlık bakımından Tanrı'dan önce gelmez. Ben düşünüyorum diye Tanrı var değildir. Tanrı beni düşünen olarak yarattığı için ben varımdır. Ben düşünen olarak yaratıldığım için kendimi düşünen olarak bilirim. Tanrı'dan, Tanrı'yı bilmeden bilirim kendimi düşünen olarak. Cismi bilmeden kendimi bilirim düşünen olarak. Ama bu sayede de Tanrı'nın varlığını bilirim. Yani felsefede öncelikler, sonralıklar çok önemli meselelerdir. Bunlar bir genelde sanıldığının aksine hiçbir zamansal öncelik değildir. Hepsini zemin olma bakımından önceliktir. Benim bilgim Tanrı'nın var olduğu bilgisine zemin teşkil eder. Ama Tanrı'nın varlığı benim varlığıma varlık bakımından zemin teşkil eder. Yani bilgi bakımından, bilme bakımından bir şeyin başka şeyin zemini olmasıyla varlık bakımından bir şeyin başka bir şeyin zemini olması çok farklı iki silsiledir ve Descartes eserleri de bunu özenle belirtir. Benim burada kastettiğim öncelik bilme bakımından önceliktir. Ancak kendini bilen, kendinin farkında olan, kendi olmak da bu demek. Bu aslında totolojik bir şey. Dil bunu söyletiyor ama kendi olmak bundan öte bir şey değil. Kendi olmak farkında olduğunun farkında olmak. Yani akıl nasıl kendine? Söylediğimizde ifade açısından katıldığım bir şey var. Evet, Descartes'te akıl kendine yeter. Akıl, akletme, kendini bilmek için kendisine yeter. Ama her şeye yetmez. Her şeye yetmez. Yani her şeye yetmez derken mesela yaşamaya yetmez. Çünkü bu cismin beslenmeye ihtiyacı vardır, orayı, enerjiye, harekete ihtiyacı vardır. Katılırım. Solmaz Hoca'nın dediği gibi bu da burada ve özetlerde gördüğüm kadarıyla hiçbir şekilde gelmeyecek. Descartes'in çok önemli bir tarafı. Descartes'in ciddi bir fiziği var. Matematiği olduğu kadar, matematiği zaten işte analitik geometri. Analitik geometri lafı Descartes'in zamanında tuhaf bir şeydir. Yani biz bugün konuşuyoruz bunu ama o öyle basit bir şey değil. Tam da bu düşüncenin kendine yeterliliği sayesinde geometri analitik olarak yapılmaya başlayabilir. Yani o hani çiziyoruz ya bu kartezyen koordinat sistemi. Bu düşüncenin kendi kendine yetebilmesi sayesinde temellendirilmiş bir sistemdir. Siz hiç şekil çizmeden, üçgen, beşgen bilmem ne çizmeden fonksiyonlar üzerinden geometri yapabilirsiniz. Bu muhteşem bir şey açmıştır insanlığın önünde. Bu bir tarafta. Bir de fiziği var. Fiziği, Descartes iyi optikçidir, kötü kinematikçidir, hareketçidir yani, mekanikçidir. Evet, bu sabahtan da konuşuldu. Aristoteles, ben arada espri olsun diye ben provokatif konuşmayı da severim. Descartes bence Aristoteles'çidir. Şu söyleyeceğime rağmen. Descartes, Aristoteles'te en temelde neyi değiştirmiştir? Aristoteles'te ve Aristoteles'ten sonra neredeyse şeye kadar, Descartes'in kendisine kadar, arada birkaç önemli isim var ama şimdi girmeyelim. Doğal
Yani doğal hareketten kastım ne? İşte cisimlerin kendi kendilerine yaptıkları hareketler diyelim. Doğal hareketi Aristoteles'ten itibaren Erek amaç gözeterek açıklanmıştır. Yani doğada bildiğimiz hareketler, taşın düşmesi, suyun taşması, havanın düşmesi, kaçması her neyse bunların hepsi amaç gözeterek açıklanmıştır. Bildiğiniz hareketi açıklamak için her zaman için bir üst varlığa, bir amaca yönelten bir varlığa müracaat etmek gerekmiştir ki bu Aristoteles'ten başlar, belki öncesinde de vardır bilmiyorum çünkü presokratik felsefe çok zengin aslında. Sonrasında devam etmiştir. Descartes'in bütün o maddenin bilgisini daha doğrusu, maddenin bilinmesini başka şeylerin bilinmesinden ayırabilmek için bu görünürdeki dualiteyi yaratmıştır Descartes. Descartes'in yapmak istediği şudur, ya ne olur işte sonuçta taşın nasıl hareket ettiğini anlamaya çalışıyoruz. Bunun içinde uydurmayalım, yok içinde şöyle bir kuvvet var, yok içinde şöyle bir yeti var, meleke var vesaire. Daha önce yapılan şey esasen budur. Taş niye düşüyor? İçinde düşme kuvveti var. Taşın melekesi var. Bu aslında bir açıklama değil, bu aspirin gibi. Aspirinle hani hiç her şeye içim verilir, hiçbir şeyi tedavi etmez. Böyle bir açıklama olmaz. Taş niye düşüyor açıklamasını taşın amacı odur da içinde düşme, içinde amaç olarak düşmeyi taşırdan farklı bir şekilde açıklamak gerekir. Ha yaratan böyle yaratmış olabilir, o ayrı. Ama taşın nasıl düştüğünün hesabı tamamen cismin doğasıyla verilebilir diyor Descartes. O nedenle ayırıyor ve bu nedenle de anti-aristotelistçe amaç nedenleri fizikten çıkarır, başka yerden çıkarmaz. Amaç nedenleri fiziğin dışına koyar, zaten der aklımızda ermez. Yani hepsine ermez, bir noktaya kadar belki erer. Tanrı bu dünyayı niye böyle yarattı? Hikmetinden sual olunmaz. Ama taş nasıl düşüyor, ben bunu açıklarım. Nasıl açıklarım? Matematikle açıklarım. Çünkü o taşın bilinebilecek tüm özellikleri matematikseldir. Onun dışında kalan, Kant'a yok derken ne olduğunu bilmediğim şeye, Kant'a kendine şeye benzeyen şeydir. Taş dinlenebilecek tüm özellikleri bakımından sadece geometriktir. Bu ne demek? Taş ölüdür demek. Yani cisim cesettir demek. Cisimde hiçbir, mesela Newton'un sonra keşfedeceği türden ya da Leibniz'in hemen Descartes'e yönelteceği türden hiçbir kuvvet yoktur. Yani cisim kendi başına bakıldığında neden ibarettir? Aklınızdaki şeyler gelmesin. Biz cismin rengini, tadını, kokusunu vesairesini hiçbir zaman bilemeyiz. Bunlar hep şüpheli kalır. Rüya hipotezi dahilinde kalır. Cismin neyini biliriz? Sayıya gelen tarafını biliriz. Cismin matematiğini biliriz. Ölçülebilir özellikleri biliriz. Ha, ölçülebilir özellikleri bakımından da Descartes'in fizik cisminin matematiksel cisimden hiçbir farkı yoktur. Ama bu sayede de Tanrı'yı, ruhu vesaireyi işe karıştırmadan fizik yapabilirim, doğa bilimi yapabilirim. Beden nasıl işler? İyi bir makine olarak, Tanrı'nın yarattığı bir makine olarak bu beden, bu cisim nasıl çalışır? Bunları araştırabilirim. Descartes'in bu. Bu da o aklın kendi kendine yetmesi sayesinde yapılabilen bir şeydir. Bunlar her şeyin bir bedeli var. Size ben büyük ölçüde katılıyorum sizin söylediğinize. Daha doğrusu vallahi felsefecilerin, filozofların kendi aralarındaki tartışmaları benim hiç umurumda değil. Ben onlardan ne öğrenebilirim? Öğrenebileceğim bir şey var mı? Var. Genelde de bir şey öğreniyorum yani. Okuduğum zaman bir şey öğreniyorum ve şeyi de görüyorum, sürekliliği de görüyorum. Bu öyle tamamen şey değil. Yani birbirlerine hiç temas etmiyor değiller. Arada bir bağlantı var. Evet, o nedenle süper bir şey yaptım. Sizin söylediğiniz gibi söylemiyor. Descartes'e göre o ilk düşüncenin nesnesi var. Düşünen kendini düşünüyor. Bunu ısrarla söylüyorum. Yani o ilk düşünme, bu Kant'ın Descartes'e getirdiği eleştiridir. Kant, Descartes'in
kaynak yaratan düşünmesini, yani ilk diğerlerine kaynaklık edecek olan düşüncesini der ki bunun içeriği yok. Bu Kant'ın Descartes'e göre eleştirilir. Descartes'e göre ben kendi kendimi düşünüyorum. Düşünüyorum. Benim bu bir tarafı denklemin bir de diğer tarafı var. Ben düşünenim. Descartes tüm yaptıklarını bu ikisinin ikisi iki taraflı olması sayesinde yapıyor. Ben düşünenim ne demek? Ben düşünenden başka bir şey değilim. Ben düşünmenin yanı sıra hisseden değilim. Düşünmenin yanı sıra yürüyen değilim. Düşünmenin yanı sıra beslenen değilim. Ben sadece düşünmenim. Yani benim de bu açıdan ben de sadece ruhum, bedenim, ilgim yok ha. Elizabeth tabii ki bu konuda çok önemlidir. İyi güzel diyorsun da bunların ikisi bu kadar ayrıysa nasıl birbirlerini etkiliyorlar? Onların cevabını da kendince cevapları tutarlı tutarsız beğenir beğenmeyiz. Elizabeth'in sorularına cevaplar yazmış. Filozof diyorum ben Elizabeth. Kesinlikle yani nasıl? Hasreten filozoftur. Öyle bir şey değil. Babası iktidar sahibidir bir de. Evet yani biraz şey de vardır. Nasıl trajik bir hayat falan da vardır. Ama nasıl olur da akıl beden üzerinde etkili olabilir ve beden sağlığını iradi olarak nasıl belli bir seviyeye kadar şey yapabiliriz, düzenleyebiliriz? Biz bunları Descartes'e göre Elizabeth'in bedensel şikayetleri sayesinde öğreniyoruz. Descartes ona cevaben aklın nasıl özgürleştirebileceğini, hatta nasıl beden aklı etkiliyorsa, ruhu etkiliyorsa, ruhun da bedeni nasıl iyileştirebileceğini anladı. Böyle şeyler de var. Biraz uzattım galiba. Buyurun. Özellikle bu fizik konusuna girmek istedim. Çok özür dilerim. Umarım ışığın kırılması da. Işığın kırılması da buldu Descartes. Tabii tabii. Yani. İyi bir optik. Yani. Sağlamdır optiği ama şey hareket bakımından zayıftır. Tabii. Orada gayet bir saptı. Evet. Buyurun. Umarım düzgünce sorabilirim. Şimdi politika... Politika? Politika alanında yazmamış olması, politika hiç yazmamış olması acaba Descartes'in çıkışı itibariyle, felsefesinin çıkışı itibariyle benden hareket etmesi, premodernlerdeki o homopatik üzerimiz, yani toplumsal bir insanın bunun zıttı bir şey söylediği için ondan dolayı olabilir. Yani yazamayacağı bir alan haline geliyor politika. Yani buradan bir politikada, politikanın imkanı ortadan kalkmış oluyor mu acaba? Yarata var bunları size anlattım ya, niye çalışıyorsunuz? Şimdi söyleyeyim ama yine bir kere daha. Şimdi şöyle bir şey var tabii, Descartes'in yaşadığı dönem, Descartes ve benzerlerinin dönemi gayet tabii. Filozoflar çağına düşünce içerisinde el koyan adam demek değil mi? Hani ben devamlı söylüyorum. Yani hiç tesadüf değil. Aynı dönemde Robinson Crusoe'nun yazılması da. Yani böyle bir birey fiksiyonuyla çıkıyoruz. Şimdi bireyi bir mantık terimi olmaktan çıkarıp hani sosyopolitik bir varlık olarak fikte edip çıktığımız bir dönem. Hakikaten Descartes'ta bunun adeta epistemolojik ve metafizik temelini veriyor özne felsefesiyle. Şimdi böyle tanımlanan tek başına bir varlık gibi, yani aklettiği ve doğru yöntemi kullandığı takdirde aşamayacağı, aklını doğru bir biçimde yönettiği, yönlendirdiği, zihnini doğru bir biçimde yönetip yönlendirdiği takdirde aşamayacağı hiçbir engel yok, fethedemeyeceği hiçbir şey yok. Zaten bilgi sayesinde insan tüm bunların üstesinden gelebilecek bir varlık, tabii hümanizmi takip eden süreç içerisinde. Diğer bir etos içerisinde hakikaten Descartes sadece misyonunu, hakikaten bunu, yolunu, yöntemini göstermekle sınırlıyor. O yüzden politikayla hiç uğraşmıyor. O yüzden ahlaka filan da girmiyor. Kaldı ki başka bir şey var, mektuplarında söylediği bir şey mesela, o da ihmal edilir. Ben bu kadar şey diyorum. Şey yazar, Elizabeth'e yazdı mektuplarda ya da Christina yanında, hangisi? Bak şimdi onu unuttum. Şu yazdığım şeyler var ya der, metafizik ve ontoloji hakkında yazdığı şeyler aslında gözlerle, şunlarla, bunlarla ilgili olabilir. Bir sene içerisinde yarım saatten daha fazla zaman ayırmaya değmeyen şeylerdir. Ben
zamanımın geri kalan tamamını matematikte geçirmek istiyorum ben. Ya bizim felsefe dediğimiz şeye Descartes'ın vermeyi istediği zaman bir sene içerisinde yarım saattir. Bu acı gerçekte de yüzleşerek bugün kapatalım bence arkadaşlar. Böyle bir şey Descartes. Peki, yorumlu da çok Yani bunu Marx'çı açıdan son olarak da söyleyeyim. Marx'çı açıdan Descartes bir burjuvadır. Burjuva sınıfı zaten ben felsefesiyle gelmiştir. 17. yüzyıl, onun ailesi de işte babası hukukçu, annesi de işte ölmüş okul. Böyle el bebek gibi bebek gibi tüm okullarda. Yani Marx'çı açıdan da burjuva sınıfı. Orduya uçağıyla gidiyor adam, askeri uçağına. Yani babası özel izin almış okula yıllarken çok narin bir çocuk sabahları derse girmesin. Diye ve sabahları derse girmek yeter de yatırmış. Yapma okuyordu okulda. Sözlerin içinde falan. Çünkü hasta. Yani hadi şey. Yok, hasta olsun olasın. Adam bu genç yaşta İsmet'in sonunda ciğerleri doğuştan hasta olduğu için ölüyor. Çok hasta. Hiç sağlıklı birisi değil ki. Dünyayı gezerken iyiydi ama hocam. Yani. 9 sene doğa işte kalmak. Dünya kadar tehlikeli diye. Asker. Descartes'ın en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Hiç hocalık falan yapmaz. Hiçbir yerde hiçbir zaman için ders vermez. Yani hiç öyle meslekte meslekten şeyleri yok. Fokus problemi çözdü üniversite ne ya? Orası da ders değil. Kazanma yani. Hayatın şeyler kazanmaz. Yani o tür kimseye şey yoktur. Böyle şeyler vardır. Böyle birkaç tane filozof vardır. O filozofları ayrı bir gözle okumak lazım. Diğerlerini de ona göre okumak lazım. Yani mesela Hegel sürekli ders vermişti. Tabii. Acayip. Almanlar. Yani Kant'a bir yerine kadro bulmak için en popüler konularda ders vermişti. Çünkü ne kadar öğrenci ders verirse o kadar para. Ne kadar öğrenci, çok sayıda öğrenciye ders verirse öyle para kazanır. Onun için Kant'ın mesela tamam sever şey değil, ortada bir aldanma falan yok ama Kant'ın bu kadar süre antropoloji dersi vermesinin esas nedeni çok popüler olması o dersin. Yani insanlar bunlarla uğraşmıştır. Descartes hiç böyle bir şey yaşamamıştır. Yani Spinoza'ya kabul edilmez. Ama Spinoza'nın sadece şeyle, Leibniz'de öyle. Leibniz'de hiç ders vermemiş. Kant da başlıyor, Kant'da. Kant başlıyor. Almanlar. Yani başkaları da var canım yani. Başkaları kilise babası, o var, bu var yani. Hayır, o yetkisi bir hani, olmasa bile bir öğrenci şeyi var, yani bir audience beklentisi var. Descartes'te yok öyle bir şey. Yani Descartes ne düşünüyorsa onu yazıyor. Hani yazdığımı beğenirler, beğenmezler. Ha, Galileo gibi benim günde yasaklarlar, başıma bir iş gelir, en köşede dursun. Yani onlar var. Hollanda'da Regius diye birisi Descartes'ci olduğunu iddia edip dersler verirken çok fazla Descartes'e uymayan şeyler söylediği biraz için... Biraz önce Solmaz Hoca'nın okuduğu metnin son kısmı Regius'la ilgili. Ben Marx'ı değilim demiştir orada. Mars'ın ben Marx'ı değilim demişti gibi. Regius ona çok saygı. Yani Kartezyenler bunlarsa diyor Descartes, ben Kartezyen değilim, Descartes'ci değilim. Ama bir Fransız burjuvazisine özgü bir takım şeyleri vardır. Olarak nahin olmak da dahil kendi başına hakikaten genel geçen bir şey. Benim çok sevdiğim bir adım. Hangisi? Şurada bütün takipçilerle, bütün istilerle ilgili olarak söylediğim bir şey aslında. Evet, bitmek mi hocam da? Bitti, evet. bitiriyoruz ve bitirdik. Siz yapıyorsunuz. Dilerseniz ben sunayım. Oturumumuz sona ermiştir. Üçüncü oturum yarın sabah 10:00'da başlayacaktır. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.